Ön söz. Hitler yaptı. Modern tarihçiler, Nazi kabusunu ve İkinci Dünya Savaşı'nın tüm suçunu tek bir kişiye, Hitler'e atfetme eğilimindedir. İnsanlara Hitler'in anayasayı ayaklar altına aldığı ve demokrasiyi yok ettiği, Versay Barış Anlaşması'nı paramparça ettiği söyleniyor. Her şeyi yok eden Hitler, Wehrmacht'ı sıfırdan yarattı, ve sorgusuz sualsiz itaat eden milyonlarca askeri ölüme gönderdi. Tüm bunları kimsenin yardımı olmadan yapmakla kalmadı, bir de üstüne o zamanın kapitalistlerinden kendisine karşı koyan düşmanlarına karşı savaştı da. Başka bir deyişle olayların itici gücü sadece kendisiydi ve ardında kimse yoktu. Savaştan para kazanan ve en yüksek mevkilerde bulunan savaş suçlusu iş adamları yoktu sadece Hitler'in ırkçı saçmalıkları hakkında atıp tutuyorlar. Sadece Hitler'in partisi hakkında, sadece Hitler'in terörü hakkında, sadece Hitler'in soygunculuğu hakkında ve tek bir Hitler'in savaşı hakkında. Ve ayrıca işsizliğin ortadan kaldırılmasından, yolların ve temiz sokakların inşasından söz edip duruyorlar. Bir vejeteryen, ve yine de canavarca zalim olan, sözde gizemli adamların başının altından çıkıyor her şey. Hayvanları çok seven ve yine de milyonlarca insanı gazda öldürmeyi emreden biri. Nazi liderinin ruhu hakkındaki bu tür sözde bilimsel araştırmaların tek bir amacı vardır. Sorunları sosyal düzlemden psikolojik düzleme taşımak. Faşizmin tüm dehşeti üzerinde yükselen sosyoekonomik sistemi meşrulaştırabilmek. Hitler'in tek suçlu olduğu tezinin modern düşünürler tarafından sevilmesinin gerçek nedeni muhafazakar propaganda için olağanüstü derecede uygun olmasıdır. Her şeye muktedir, mucizevi bir kurtarıcıya ilişkin Nazi efsanesi artık her şeyden sorumlu tutulan bir kötü adam miti haline gelmiştir. Bu nedenle bu tez insanlık dışı ve savaşla altı oyulmuş emperyalist kapitalizmi haklı çıkarmaya çalışan modern muhafazakar tarih yazımına mükemmel bir şekilde uygundur. Ne de olsa Hitler'in Alman faşizminin uğursuz planlarının tek yaratıcısı ve uygulayıcısı ve İkinci Dünya Savaşı'nın tek suçlusu olduğu şeklindeki varsayımı doğru kabul edersek, 1930 ve 40'larda yaşananlar için başka sorunlu aramak ve Almanya'da olup bitenin toplumsal nedenleri hakkında soru sormak gerekmeyecektir. Nürnberg'de Nazi savunuculuğu yapan ilerleme düşmanı tarihçiler de suçu bireyin üstünden almış ve egemenlerin savunuculuğunu yapmışlardır. Oysa faşizm araştırmacılarının asıl dikkati faşizmi teşvik etmeyi mümkün kılan koşulların incelenmesine yönlendirilmelidir. Zira komünistler tarihte bireyin rolünü inkar etmezler ama aynı zamanda şunu da göz önünde bulundururlar. Bir bireyin sosyal etkinliğini değerlendirirken ortaya çıkan asıl soru şudur. Bu etkinlik hangi koşullar altında başarıyı garanti ediyor? Bu etkinliğin tek bir eylem olarak kalmayacağının, zıt eylemler denizinde boğulmayacağının garantisi nedir? Vladimir Ilyich Lenin Buradaki belirleyici faktör bu tür etkinliklere olan taleptir.

Belirleyici faktörün talep görmesi, herhangi bir bireyin kolayca ikame edilebileceği anlamına gelir. Bireyin tarihi etkileme yeteneği. Toplumun örgütlenmesi, güçlerinin oranı tarafından belirlenir. Bireyin karakteri ancak ve ancak Toplumsal ilişkilerin izin verdiği ölçüde yalnızca ve yalnızca toplumsal gelişmenin bir faktörüdür. Bölüm 1. Krup İmparatorluğu. Sanayide borular çok yönlü olarak kullanılır. Boru vasıtasıyla katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler taşınabilir. Borular bina ve yapıların yapımında, sıhhi tesisatlarda kullanılır. Borulardan koruyucu örtüler hatta sanatsal dekorlar yapılır enstrüman bile yapılır borulardan. Ayrıca borulardan silah da yaparlar. Tabancalar, yarı otomatik silahlar, havan topları, uçak savarlar, tanklar, füzeler, gemi silahları ve daha niceleri. Krupp İmparatorluğu 1811'de Essen şehrinde kuruldu. Burası Batı Almanya'daki Ruhr bölgesindeydi ve tabii ki borularla uğraşıyorlardı. Krupp Hanedanı tanınmış bir silah ve askeri mühimmat üreticisiydi. Krupp, hükümetle ilk sözleşmesini 1844'te Prusya ordusu deneysel bir dökme çelik top sipariş ettiğinde yaptı. 1860'larda Krupp, yalnızca anavatanının değil, aynı zamanda Rusya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, İsviçre ve İngiltere'nin de ana top tedarikçisi haline geldi. 1871'de Fransa-Prusya Savaşı'nın kazanılmasından sonra şirketin başkanı Alfred Krupp, topların kralı unvanını kazandı. Krupp'un kama yükleyicileri, yani arkadan doldurulan çelik topları, eski tip bronz ağızdan doldurmalı toplara göre sağladığı avantaj nedeniyle büyük beğeni topladı. Alman İmparatorluğu'nun ilanından sonra ülke hızlı bir endüstriyel büyüme dönemine girdi. Krupp'un ilgi alanı askeri ürünlerle sınırlı değildi. Demir yolları, lokomotifler, çelik üretimi, kömür madenciliği, gemi yapımı ve benzeri olmak üzere genel olarak çelik, kömür, demir ve ilgili her şey iştahlarını kabartıyordu. Üretim ve sermayenin hızlı yoğunlaşmasına Engels, Bay Bismarck'ın Sosyalizm adlı çalışmasında dikkat çekmiştir. Örneğin çeliği ele alalım. Bir spekülasyon ve hareketli üretim dönemi, Almanya'yı iki işletmeyle ödüllendirdi. Dortmund ve Lorachut. Bunların her biri tek tek ortalama olarak ülkenin tüm tüketimi için gerekli olanı üretebiliyordu. Sonra Essen'deki dev grup işletmesi, Bochum'daki bir benzeri işletme ve sonsuz sayıda daha küçük işletme vardı. Yani ülke içindeki demir ihtiyacı en az 3-4 kez karşılanıyordu bu muazzam ürün fazlasının satışını sağlayabilecek sınırsız ticaret özgürlüğü zorunlu hale gelmişti. Konunun tarafları kabul etmese de gerçek buydu. Bir düzüne işletme diğerine hakim olmaya başlayınca Amerikalıların halka adını verdiği şey yani ülke içinde fiyatları belirleyen bir klik, ihracatı domine eden bir kurum yani bir çıkar grubu ortaya çıkmış oluyordu. Kurup uzun bir süre Almanya'da özel bir konuma sahip olduğu ve hükümetten olağanüstü destek aldı. Patronları arasında Alman imparatorunun en yüksek yetkilileri, ateşli militaristler ve emperyalistler vardı. Kaiser 1. Wilhelm, torunu 2. Wilhelm ve kötü şöhretli Reich Şansölyesi Otto von Bismarck. Kuruplar, silah yapmak, hükümdarlarsa onları satın almak istedi. Bu bir çıkar evliliğiydi ve ölüm bile onları ayıramazdı. Krupp Hanedanı ve Hohenzollern Kraliyet ailesi kelimenin tam anlamıyla dev bir miras topluluğu haline geldi. Kaiser'in Almanya ordusu ve donanması için en büyük silah tedarikçisi olan Krupp şirketi, üretim hacmini genişletmeye devam etti ve Fransa-Prusya Savaşı sırasında ürünlerinin toplam değeri 29 milyon marksa, aynı yüzyılın sonuna doğru bu rakam neredeyse ikiye katlanarak 56 milyon mark oldu. Aynı zamanda tüm askeri ürünlerin %80'den fazlası ve sivil ürünlerin yarısı ihraç edildi. Topların kralı, silahları, demiryolu teçhizatı ve çelik ürünleri için dış pazarları bulmak üzere şefkle savaştı. Kurup pazarları ele geçirmek için çeşitli yollara başvurdu. Örneğin büyük bir kampanya yaptı. İskoçya'da Edinburgh'un yakınında bir demiryolu köprüsü inşa edecekler. Bu köprünün 10 bin ton besemer çeliğine ihtiyacı var. En düşük fiyatı kim kabul eder, kim tüm rakiplerini yener ve tüm bunları İngiltere'deki büyük demir endüstrisinin anavatanında yapabilir? Bismarck'ın birçok yönden himaye ettiği bir Alman, Essenli Herkrupp, topların kralı. Frederick Engels Ayrıca Krupp'lar, Alman İmparatorluğu'nun muhafazakar temellerini güçlendirmeyi de unutmadı. Alfred Krupp, sosyal demokrasiden nefret ediyor, sosyal demokratlara karşı getirilen hükümet tedbirlerini destekliyordu. İşletmelerinde işçi sendikalarının kurulmasından korktuğu için, şirket gereksinimlerine sorgusuz sualsiz itaati sağlayan Genel Kurallar adı altında bir iş yeri yönetmeliği getirdi. Şirket aynı zamanda işçilere lojmanlar sağladı. Hastaneler ve kütüphaneler, okullar ve engelliler için evler inşa etti. Kurup, Diğerlerine nazaran çok daha yüksek bir maaş veriyordu. Aslında tüm bunlar havuç ve sopa politikasından ibaretti. Büyük tekerler kar edemezse havuç ortadan kayboluverir, sopa kalır. Yine de yoksulluk ve şiddet yok diye ücretli kölelik yoktur diyemeyiz. Sözleşmeli bir köle iyi beslenebilir, iyi giyinebilir ve iyi yerlerde yaşayabilir. Ancak yine de o sözleşmeli bir köledir. Ne de olsa hayatta kalması tamamen sahibine bağlıdır. İnsancıl ücretli kölelik diye bir şey yoktur. Bu nedenle örgütlü ve bağımsız bir işçi hareketi, fikirleri ne olursa olsun iş dünyasına bir şekilde nüfuz eder. Kurupta bu konuda bir istisna değildi. Örneğin 1907'de Almanya tersanelerinde bir grev oldu. Kuruplar işçi hareketlerine karşı propagandanın yanı sıra militarizm ve silahlanma yarışı lehine basında geniş bir kampanya yürüttü. Bu politikanın çarpıcı bir örneği, 1898'de Krupp'un katılımıyla Alman Deniz Birliği'nin kurulmasıydı. Bu birlik deyim yerindeyse, gemi yapımcılarının ortak çıkarları için lobi faaliyetleri yürütüyordu. Nasıl mı? Örneğin gazeteler satın alıyorlar, yazı işleri ofisine kötü İngilizler ve Fransızlar hakkında doğru materyalleri yazan doğru insanları koyuyorlardı. Bu kişilerin öyle çok nitelikli kimseler olmaları da gerekmiyordu. Halkı korkutabilecek kadar yazmaları yetiyor, hatta artıyordu bile. Üstüne bir de vergilerin gerekli ihtiyaçlara nasıl harcandığına dair bir iki laf kalabalığı da yaptılar mı, tamamdı. Böylece politikacıların emperyalist emelleriyle kapitalistlerin açgözlülüğü güzelce örtüşmüş oluyordu. Bir yıl sonra 2. Wilhelm Geleceğimiz suda dedi. İş bitti, sözleşmeler yapıldı, propagandaya yapılan yatırım meyvesini verdi. Faaliyetlerinin bir sonucu olarak kurup bir dizi büyük gazeteyi ve yayıncıyı kontrol etti. Basın özgürlüğü karlı bir girişimcilik haline gelince neye mi dönüşür? Gerekirse bir dünya savaşı başlatmakta dahil olmak üzere şovenist nefreti kışkırtma ve kamuoyunu sermaye sahibinin çıkarları doğrultusunda şekillendirme aracına. Krupp şirketinin yöneticilerinden biri olan Alfred Hugenberg'in basınla çok yakın bir ilişkisi vardı. 1920'lerin sonlarında Nazi Partisi'nin yükselişine yardım eden medya patronu Farben hakkındaki videoda bu beyefendiden yine bahsedeceğiz. Kendisi aynı zamanda aşırı muhafazakar bir örgüt olan Pangermen Birliği'nin kurucularından biridir. Hugenberg, Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgiden sonra Alman Ulusal Halk Partisi'ni kurmak için Krupp'un şirketinden ayrılacak ve bu parti iktidar mücadelesinde Nazilerin en yakın rakibi olacaktı. Piyasanın, bankaların ve devletin gücünü arkasına almış olan temsilcilerin denetim kuruluna ve Krupp'un diğer yönetim organlarına dahil edilmesi şaşırtıcı olmayan bu sonucu ortaya çıkarmıştı. Örneğin aynı Hugenberg, Krupp için çalışmadan önce Prusya Maliye Bakanlığı'nda çarlık görevlisiydi ve Prusya Demiryolları Bakanı Thielen denetleme kurulu üyesiyken Reich Şansölyesi Bulov'un kardeşi de önde gelen bir yöneticiydi. Şirketin yönetim organlarında Disconto Gesellschaft ve Dresdner Bank gibi büyük bankaların temsilcileri de vardı. Öte yandan aynı bankaların denetim kurullarında da grubun yöneticileri için koltuklar bulunuyordu. Bu tür kurup bağlantılarının güçlendirilmesi süreci Lenin tarafından Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması adlı kitabında özellikle büyük şirketler arasındaki işlemler öyle bir niteliktedir ki, Schilder'in hafif ifadesiyle rüşvetin sınırında dururlar denilerek tarif edilmiştir. Almanya'da Krupp, Fransa'da Schneider, İngiltere'de Armstrong, tüm bu firmalar dev bankalarla ve hükümetlerle yakından ilişkilidir ve kredi verirken aradan çıkarılmaları kolay değildir. Her durumda Krupp'un temettüleri her yıl daha da yükseliyordu. Birinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce Krupp ailesi Almanya'nın en zenginleri listesinde 6. sırada yer aldı. Bölüm 2. Birinci Dünya Savaşı Hiç şüphe yok ki Fransa, İngiltere, Almanya ve Rusya savaş peşindeydi. Ancak tarafların savaştaki konumları üzerine analiz yapmak bizim şimdiki işimiz değil. Sonuçta savaşın tüm tarafları Piyasacılık, tekelleşme, iş dünyasının ve devletin kol kola girmesi, şövenist histeri kışkırtmaları ve emperyalizm bakımından birbirinin tıpkısıydı. Elbette her birinin kendine özgü ulusal özellikleri vardı. Ancak girişimciler ve soylular, Alman emperyalizminin politikasının altında yatan maddi çıkarları gizlemek için yöneticileri ülkenin ulusal çıkarlarını koruyormuş gibi gösterdiler. Halkın desteğini kazanmanın ve milyonlarca insanı katliama göndermenin tek yolu buydu. Bu amaçla kurulmuş önemli bir beyin yıkama örgütü Pan Germen Birliği ve zamanın ekonomik koşulları da gösteriyor ki bu birliğin 1890 yılında kurulması bir tesadüf değildi. Pan Germen Birliği'nin görevi, partide, örgütlerde, entelektüeller arasında ve basında doğru kamuoyu hazırlamaktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Pan Germen Birliği, Aralarında sanayicilerin, zenginlerin, soyluların, generallerin ve aydınların da bulunduğu yaklaşık 20.000 kişiden oluşuyordu. Örneğin birlik kurucularından biri son derece muhafazakar bir kişilik, sendikalardan ve işçilere verilen her türlü tavizden nefret eden, NSDAP'nin gelecekteki sponsoru ve aynı zamanda Hitler'in yakın arkadaşı ve ortağı olan çelik patronu Emil Kirdor'du. Pan-Germen Birliği'nin başkanı Heinrich Klaas, anılarında şöyle yazıyor. Kirdorf, Alman sosyal güvenlik politikasının ortaya çıkardığı şüpheleri bana ilk bildirenlerden biriydi. Tutkulu bir kararlılık da, yaşlılık sigortasının çalışanların sorumluluk duygusunu azalttığını söyledi. Tüm ulusun sosyal güvenceye sırtını dayayarak yaşayan emeklilere dönüşeceğini herkesten evvel öngördü. Pan-Germen Birliği, Kirdorf'a ek olarak şunlardan oluşuyordu. Hugo Stines. Ren Westfalia Kömür İşletmeleri Sendikası'nın temsilcisi. Stine'nin kuzeni Karl Itstenplitz, armatör. Tabii ki grubun adamı ve Pangermen Birliği'nin kurucularından biri olan Alfred Hugenberg. Daha önce bahsettiğimiz Alman Deniz Birliği Müdürü ve Kurupun adamı General August Keim. Hepsi de birbiriyle dost ve ahbaptı. General Keim, donanmayı kurmak için Fransa, Rusya ve Büyük Britanya çevresinde şovenist histeriyi körüklemeye katkıda bulundu. Elbette yetkililerin etrafından dolanamaz, onları atlatamazsınız. Aynı klas, anılarında bu durumu şöyle örneklendiriyor. Dışişleri Bakanı Kiderlen Vahter, kendi inisiyatifiyle bana geldi, miktarları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Her şeyin Dışişleri Bakanlığı'nın gizli fonundan karşılanması gerektiğini belirttim. Bakanın kendisi, bana her durumda yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti. Tüm bu ırklar, egemenlik alanı, ulusun bütünlüğü ve benzeri hakkındaki spekülasyonlar, egemenlerin kar hırsını ve gerçek çıkarlarını gizleyen boş bir kılıftır. El konulan ham madde yataklarını kim işleyecek? Özel mülk sahipleri. Ürünlerini kim satacak? Özel mülk sahipleri. Gerçekten Alman, Fransız, İngiliz, Rus toprakları nerede? Tabii ki fabrikaların, ham maddelerin, ticaret yollarının olduğu yerlerde. Petrol bulunana kadar hiçbir ulus çölde hak iddia etmez. Tesadüf mü? Tabii ki değil. Buyurun kendiniz görün. Savaş başlamıştı. Bu yüzden bireysel paydaşların bireysel askeri hedeflerini ortak bir paydada birleştirmek gerekiyordu. Savaş kolektif bir olaydır. Bu nedenle hedefler bireysel değil, kolektif olmalıdır. Bu gündemle Alfred Hugenberg Ağustos 1914'te Pan-Germen Birliği Başkanı Heinrich Klassen'i ziyaret etti ve ona RUR kodamanlarının direktiflerini iletti. Klass ustaca bir askeri hedefler programı formüle etti ve program 28 Ağustos'ta Pan-Germen Birliği Kurulu tarafından onaylandı. Özenle hazırlanmış bu belge, 2000 önde gelen sanayiciye, bankacıya, soyluya ve üst düzey askeri yetkiliye gönderildi. Elbette müzakereler uzadı. Ancak Ocak 1915'in sonunda her şey çözüldü. Kolektif askeri hedefler projesi geliştirildi. Aynı yılın Mart ayında işveren sendikalarının bir temsilcisi Reichstag'a şöyle hitap etti: İşveren sendikaları Alman İmparatorluğu'nun varlığının Avrupa'nın temelini sağlama alma ve iyileştirme konusunda yürüttüğü mücadelenin temel amacını görüyor. Denizdeki prestijimizi sağlamak için Belçika askeri gümrük politikasının yanı sıra Para dolaşımı, bankacılık ve posta işlerinde Alman İmparatorluk hukukuna tabi olmalıdır. Belçika'nın demir yolları ve su yolları ulaşım sistemimize dahil edilmelidir. Vesaire, vesaire. Soyluların çıkarları doğrultusunda Fransa'ya Kuzey Sanayi Bölgesi ve Lorraine'in devri için talepte bulunuldu. Polonya, Baltık Devletleri ve Ukrayna'nın ilhakı talep edildi. Aynı zamanda Pangermen Birliği'nin liderleri entelejansiyayı etki altına aldı. Bilim ve sanatın önde gelen 1200 temsilcisi, yukarıda belirtilen askeri amaçlar doğrultusunda Almanya ve Avrupa kültürünün doğu barbarlarının istilasına karşı korunması gerektiğini ilan eden mutabakat zaptına imza atmaya ikna edildi. Gördüğünüz gibi, Doktor Göbels temelde yeni bir şey icat etmedi. Kurup şirketinin kaderine gelince, silah tüccarlarına yakışır şekilde olanları memnuniyetle karşıladılar neden karşılamasınlar ki? Savaşın başlamasından hemen önce işletmeleri 80 binden fazla kişiyi istihdam ediyordu. Bu sayı önce 118 bine ardından 150 bine yükseldi. Daha savaşın ilk yılında yalnızca Esen'de 35 büyük fabrika inşa edildi. Savaşın başında Esen, orduya 900'den fazla top ve 300 hafif obüs sağladı. İkinci yılda mühimmat fabrikaları yaklaşık 8 milyon mermi üretti ve 3. yılda kurup oldukça şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Her ay savaş için gerekli 9 milyon mermi ve 3 bin top, donanma silahlarının çoğu gemi zırhları ve denizaltı filoları fabrikalarının montaj hatlarından çıktı. Ancak savaş sırasında Alman sermayesi ciddi bir işçi kıtlığıyla karşı karşıya kaldı. Bu elbette şaşırtıcı değildi çünkü en güçlüler cepheye alınmıştı. Bu sebeple 1916'nın sonunda Almanya, 17 ile 60 yaş arasındaki tüm erkekler için zorunlu işçi seferberliğini başlattı. 1916 sonbaharında bu iş gücü yasasının geliştirilmesine paralel olarak, Brüksel Alman askeri valisi, Belçika vatandaşlarını RUR işletmelerinde çalışmaya zorlayan bir emir aldı. Belçikalıların zorla çalıştırılması büyük ölçüde kurupun istikakıydı. 1916 yılının Eylül ayında Alman İmparatorluğu Genelkurmay Başkanı General Ludendorff, I.G. Farben'den Krupp ve Karl Duisberg ile bir araya geldi. Ludendorff bu tarihi buluşma hakkında şunları yazdı. Askeri üretim konusunu Bay Duisberg ve Bay Krupp'la tartıştım. Onların görüşüne göre işçi sorunu çözülürse emtia rezervlerimiz üretimi arttırmamıza izin veriyor. Ve iş gücü kıtlığı sorunu gerçekten çözüldü. 100 binden fazla Belçikalı köle olarak alındı. Kurup şirketinin bu dönemdeki büyük rolü yıllar sonra Nürnberg duruşmalarında bile not edildi. Birinci Dünya Savaşı'nda Kurup elbette Almanya'nın ana cephanesiydi. Kurup fabrikalarında silahlar, mermiler ve zırhlar yapıldı. Alman tersanelerinde savaş gemileri ve denizaltılar inşa edildi, silahlandırıldı ve toplarla kuşandı. Diğer önde gelen çelik şirketleriyle birlikte Kurup, inşaat, nakliye ve diğer çeşitli endüstriyel amaçlar için gerekli çeliği ve kütüğü tedarik etti. Şirketin savaş sırasındaki karı, Krupp'un silahı adındaki kitaba göre yaklaşık 800 milyon markı buldu. Kimileri için savaş gerçekten savaştır, kimileri içinse adeta cömert bir anne. Bölüm 3 Versay Anlaşması Sosyalizm galip gelmeyecekse kapitalist devletler arasındaki barış yalnızca bir ateşkes, bir mola, yeni bir kıyıma hazırlık anlamına gelir. Lenin bu sözleri 1917'nin sonunda Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bir yıl önce yazdı. Kapitalizm sürekli büyüyemez. Savaşlar, krizler ve işsizlik bizzat kapitalizmin ürünleridir. Nürnberg mahkemelerine dönelim ve Lenin'in sözlerinin ne kadar doğru olduğunu görelim. Nürnberg Askeri Mahkemesi Kurup Davası Sayfa 61'i açın. İlk suçlama saldırgan bir savaşı planlamak, başlatmak ve yürütmektir. B noktasına yani Versay Anlaşması'na geçelim. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren Ateşkes, şaşırtıcı bir şekilde kurupun silahlanma faaliyetlerini tamamen sona erdirmedi. Savcının kurup derken yalnızca bir kişiyi değil, bir bütün olarak kurup firmasını kastettiğini unutmayın. Bunu ileride ayrıca inceleyeceğiz. Krupp savaşın sonunda belirli silahları onarmaya ve yenilemeye ve yeni silahlar üretmeye devam etti. Aslında Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisi Krupp'un silahlanma faaliyetlerini kökten etkilemeyecekti. Ancak Versay Anlaşması'nın silahsızlanma hükümleri için aynı şey söylenemezdi. Bu hükümler Krupp'un yöneticilerini, Krupp işletmelerinin barış zamanı ekonomisine uygun bir çelik kalitesine mi dönüştüreceği, yoksa kurupun silahlanma alanındaki üstün konumunu korumak için özel bir çaba mı göstereceği konusunda büyük bir belirsizlikle karşı karşıya bıraktı. 1938 için hazırlanan bir raporda, yönetim kurulu Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ne karar verdiklerini açıkladı. Onca tartışmaya rağmen ve uzmanların görüşlerinin aksine, ulusumuzun silahlı gücü için yeri doldurulamaz olan değerli deneyimleri korumaya ve ikinci bir silahlanma evrine kadar tesisleri ve personeli hazır durumda tutmaya karar verdik. Bu doğrultuda her ne kadar bu ürünlerin üretimi ve satışı büyük riskler arz etse de, personelin, malzemenin işlenmesi ve rafine edilmesi hususunda deneyim elde etmeye devam edebileceği yeni bir üretim programı belirlemeyi seçtik. Aynı rapor şöyle devam ediyor. 1933'te tekrar büyük miktarlarda savaş malzemesi üretmemiz istendiğinde derhal harekete geçmeye hazırdık. Şirketin CEO'su Gustav Krupp da o yıllarda benzer bir bakış açısında olduğunu 1941'de şöyle belirtmişti. Eğer Almanya yeniden doğacaksa ve bir gün Versailles zincirlerinden kurtulacaksa, Krupp göreve hazır vaziyette bulunmalıydı. Tüm muhalefete rağmen uzak bir gelecek için olsa dahi Krupp'u bir silahlanma teşkilatı olarak muhafaza etmeye karar verdim çünkü buna mecburdum. Ancak savcılık grubun bu kararını söylediği gibi vatanseverlikten değil, gelecekte şimdi uğradığı zararı tazmin edeceği beklentisiyle verdiği kanaatindeydi. Grup, Temmuz 1940'da Wehrmacht Yüksek Komutanlığı'na hitaben yaptığı konuşmada şöyle diyor. Aşağıdaki ayrıntılar, Krupp'un üretim için ihtiyaç duyduğu satış fiyatlarındaki artışın gerekçesini ortaya koymaktadır. Krupp bir gün Almanya'nın yeniden yükselmek için savaşması gerektiği inancından ötürü ve hükümetten bağımsız olarak 1918'den 1933'e kadar çalışanlarını ve atölyelerini göreve hazır tuttu ve savaş malzemeleri üretimindeki deneyimlerini muhafaza etmeyi sürdürdü. Bu prosedür sayesinde yeniden silahlanma döneminin başında derhal ağır topların, zırh plakalarının, tankların ve benzerlerinin büyük miktarlarda hemen üretilmesi mümkün olabildi. Son olarak, grupun tek olduğu yahut destekten yoksun kaldığı düşünülmemelidir. Alman ordusu ve donanması komutanları tam olarak aynı oyunu oynadılar ve Krupp'la çok yakın çalıştılar. Weimar Cumhuriyeti'nin önde gelen siyasi figürleri de öyle. 1921 ve 22'de Alman Cumhuriyeti şansölyesi Joseph Wirth, 1940'ta Gustav Krupp'a bir mektup yazdı ve şöyle dedi: "Doktor Wielandfelt birlikte Alman Cumhuriyeti için yeni temeller attığımız kudretli fabrikalarınız aracılığıyla Alman silahlanma teknolojisini geliştirdiğimiz 1920'den 1923'e uzanan o yılları memnuniyetle hatırlıyorum. Reich başkanı von Hindenburg malum olduğu üzere bu durumun farkındaydı ve tepkisi de çok takdire şayandı. Saygın firmanız Reich Şansölyesi ve Reich Maliye Bakanı olarak bendenizin girişimi ve Reich'ın önemli araçlarını tahsis etmem sayesinde Alman silahlanma tekniğinin korunması için hükümete 10 yıllık hizmet garantisi elde etti. İşte girişimci ikiyüzlülüğün gerçek bir örneği. 1940'da her şeyi kendi cebinden karşıladığı için mızmızlanan kurupun arkasında gizli devlet sübvansiyonları olduğu, kurupun sadece kendi sermayesiyle değil, vergi mükelleflerinin parasıyla da ayakta kaldığı ortaya çıktı. Her halükarda Almanya'nın savaşta yenilgiyi kabul ettiği tek bir gün bile yoktu. Versay Anlaşması'nın ihlali ve yeniden silahlanma programı, ülkenin ordusu, politikacıları ve girişimcileri tarafından desteklendi. 1926'da Almanya Dışişleri Bakanı Gustav Stresemann, Nobel Barış Ödülünü alırken, ülke endüstrisi yavaş yavaş yeni bir savaşa hazırlanıyordu. Bu hazırlık neydi? Daha yakından bakalım. 1942'de Gustav Krupp şunları yazdı. Herhangi bir kargaşaya mahal vermemek için gerekli tedbirler alındı ve hazırlıklar yapıldı. Böylece birçok insanı şaşırtarak kurup bir silah fabrikasından beklenmeyecek ürünler üretmeye başladı. İtilaf devletleri askeri kontrol komisyonu bile kandırıldı. Asma kilitler, süt kutuları, yazar kasalar, palet tamir makineleri, çöp arabaları ve benzeri küçük çerçöp hiç şüpheli görünmüyordu ve hatta lokomotiflerle otomobiller tamamen sivil bir izlenim bırakıyordu. Alman girişimcilerin üretimini gizlediği şeylerin biri denizaltılardı. 1937'de Alman donanması, donanmanın Versay'la mücadelesi başlıklı gizli bir belge hazırladı. Bu belgeden 1920'de Krupp'un Alman donanma komutanlığının onayıyla Alman denizaltı üretim planlarını Japonya'ya sattığı, ve Japonya'nın bu planları kendi denizaltı kruvazörlerinin inşasının temeli olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Denizaltıların inşası Kawasaki Gemi İnşa Şirketi çatısı altında, Alman gemi inşa mühendislerinin yönetiminde ve bizzat Alman tersanelerinin baş denizaltı sorumlusu Dr. Teşel'in gözetiminde gerçekleştirildi. Denizaltı harbinde geniş deneyime sahip olan bir Alman deniz subayı, bu denizaltıların deneme çalışmalarına katıldı ve elbette gözlemlerini Alman Donanma Komutanlığı'na bildirdi. Çok daha önemli bir adım 1922'de IWS adlı sahte bir Hollandalı şirketin kurulmasıydı. Bu şirket Alman donanmasından Amiral Benke'nin onayıyla Hollanda'da kuruldu. IWS'nin donanma açısından amacı verimli bir Alman denizaltı üretim tesisinin güncel ve etkin vaziyette tutulmasıydı. Bütün bunlar gizli bir askeri raporda yazıldığı gibi, 16 Mart 1935'te askeri egemenliğin yeniden tesis edilmesinden 3,5 ay sonra ilk denizaltının hizmete girmesiyle mümkün oldu. İkinci gizli üretim kalemi ise toplar ve tanklardı. Gustav Krupp, Versay Anlaşması'nı baltalamaya ve Alman silahlı gücünün yeniden dirilişine hazırlanmaya karar veren tek kişi değildi. Dünya çapında pek tanınmayan başka biri daha vardı. 1921'den 26'ya kadar Alman ordusu komutanlığı şefi olan General Hans von Seckt. Kasım 1925'in sonlarında ekselansları General Hans von Seckt, öncelikle Krupp fabrikalarını teftiş etmek üzere Gustav Krupp'la görüşmek için Rura 5 günlük bir ziyarette bulundu. General von Seckt, Krupp'un silah tasarımında deneyimini arttırmasını sağlamak için askeri yönetim tesis etmeye hazır olduğunu kaydetti. Tıpkı denizaltılarda olduğu gibi grubun ilk hamlesi deneyler için yabancı bir üs sağlamaktı. Bu sefer ülke olarak İsveç, şirket olaraksa Bofors seçilmişti. Bofors, Krupp'un Hollanda'ya ve Danimarka'ya silah teslimatı için akdedilmiş olan, ancak Versay Antlaşması ile ifası yasak hale gelen birkaç sözleşmesini devraldı. Bu silahların tasarımı ve test edilmesiyle elde edilen raporlar, Krupp tarafından Rah Savunma Bakanlığı'na sunuldu. Sonuçta silahlar denizaltılardan daha gizlice tasarlanabilir ve daha kolay test edilebilirdi. İşte bu sebeple topçuluk ve ağır silahlar alanında anlaşma ilerleri Almanya içinde ve dışında sıkça tekrarlandı. Almanya içindeki kurup faaliyetleri 25 Ocak 1922’de Rah Savunma Bakanlığı ile yapılan gizli bir anlaşmaya dayanıyordu. Savcı daha sonra kurupun gizli belgelerinden şöyle bir alıntı yapıyor. 25 Ocak 1922 tarihli bu anlaşmalar bir karşılıklı çıkar meselesi olarak Krupp'un 17 cm çapında silahların geliştirilmesine yönelik deneyiminden yararlanmanın zorunlu olduğunu vurguladı. Aşağıda yer alan mühimmatın ve araçların yanı sıra bu alanda Reich Savunma Bakanlığı tarafından elde edilen deneyimleri Krupp'a sunmak için 1 Temmuz 1925'te Krupp ve Alman ordusunun silah ve teçhizat ofisi olmak üzere Berlin'de Koch ve Kienzle kamuflajı altında bir topçu tasarım ofisi kuruldu. Krupp'un gizli tarihi yarım düzüne veya daha fazla önemli topçu tasarım projesi içerir. Bu görevlerin çoğu hafif ve orta motorlu silahlar ve tank silahları gibi belirli silah türlerinin tasarımıyla ilgilidir. İtilaf Devletleri Askeri Kontrol Komisyonu'nun dağılması, Krupp'un tank tasarı çalışmalarının yeniden canlanabileceğine dair bir umut oldu. Bu konuda Kurup'la Rai Savunma Bakanlığı arasında ilk yazışmalarda tanklardan traktör olarak bahsediliyordu. Tankların yanı sıra diğer askeri araçlar ve kunda motorlu toplar da geliştirildi. İlginçtir ki daha sonra bu sözde traktörler hafif, orta ve ağır olarak sınıflandırılmıştır. Kasım 1927'de Savunma Bakanlığından Kurup'a yazılan ilginç bir mektup bir şartname içeriyordu ve topçu güç traktörünün teknik özelliklerini ortaya koyuyordu. Şartnameye göre traktörün Belçika ve Fransa'nın en küçük yükleme kapasiteli vagonunda sevk edilebilecek boyutta olması gerekiyordu. Sonuç olarak savcı şöyle diyor. Krupp, Alman askeri ve siyasi liderliğiyle işbirliği yaparak Versay Anlaşması'nı mümkün olan her şekilde ihlal etmeye ve Almanya'nın yeniden silahlanması için zemin hazırlamaya kasıtlı olarak çaba göstermiştir. Ancak bu olayların bu dava için çok daha derin bir önemi var. Daha anlaşılır olması için Alman yakın tarihini Weimar Cumhuriyeti ve 3. Reich dönemi olarak ikiye bölebiliriz. Ancak bu iki dönem arasında katı bir ayrım yoktur. Bir dönem diğerini öncelemektedir ve Hitler'in diktatörlüğü önceki cumhuriyet tarihi tarafından hazırlanmaktadır. Weimar Cumhuriyeti'nin ve Üçüncü Reich'ın birçok ortak paydası vardı ve bunlardan biri de kuruptu. Krupp'un Cumhuriyet döneminde başardığı şey, Almanya'nın saldırgan savaş için yeniden silahlanmasının sağlanmasıydı ve hayati bir önem arz ediyordu. Peki sonunda ne olacak? Savcılık, tarihsel gelişim diyalektiğine birçok modern tarihçiden daha aşinaydı. Biri diğerine bağlı, biri diğerini takip ediyor. Hiçbir şey birdenbire ortaya çıkmaz. Üçüncü rah, Weimar Cumhuriyeti'nin gelişmesinin sonucudur. Onlar ayrılamazlar savcılığın haklı olarak belirttiği gibi kurup ortak paydalardan sadece biriydi. Ancak ortak paydaların listesi sadece Kurup ve I.G. Farben'le sınırlı değildir. Kurup’la Naziler arasındaki ilişkilerin gelişmesine geçmeden önce Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna geri dönmemiz gerekiyor. Metalurji endüstrisinin genel olarak rolü hakkında konuşmanın zamanı geldi. Bölüm 4 Rur. Genellikle Rur kelimesi Rur bölgesini ifade eder. Almanya'nın batısında Avrupa'nın en büyük kömür yatakları bulunmaktadır. Ek olarak birçok ticaret yolu ve kavşak Rur'dan geçer ve tüm bunlar oldukça önemli bir konumdadır. Bu koşulların birleşimi nedeniyle Rur, ülkenin kömür, demir, çelik ve türevleri bakımından sanayi merkezi haline geldi. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok şey değişti. Örneğin 2018'de Ruhr bölgesindeki son kömür madeni kapatıldı ve genel olarak Almanya çevre bakımından pratik olmadığı gerekçesiyle kendi kömürünü çıkarmayı bıraktı. Neyse, dikkatimizi dağıtmayalım. Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgi tüm Ruhr kodamanlarına ciddi bir darbe indirdi. Üstelik bunun sebebi savaştan çok 1918 Kasım devrimiydi. İşçiler bu dönemde işverenleri günlük zorunlu çalışmayı 8 saate indirmeye, İşçi sendikalarını, toplu sözleşmeleri, sosyal güvence taleplerini tanımaya zorladı. Ne var ki bu girişimlere yanıt gecikmedi. Özel askeri güçler finanse edildi. Freikops adı verilen milisler ve diğer aşırı sağcı gerici ve muhafazakar örgütler ve hareketler desteklendi. Öyle ki dönemin yüzlerce benzer organizasyonunun yanında Naziler okyanusta bir damla sayılırdı. Alman emperyalizminin o dönem ilerlemeye karşı geliştirdiği gerici politikayı Dresdner Bankası bünyesinde kömür, demir, çelik grubu ve Deutsche Bank bünyesinde elektrik mühendisliği ve kimya grubu olarak iki ana çizgiye ayırmamız mümkündür. Bu çizgilerin her ikisi de devrimin ilk yıllarında kusursuz bir biçimde işlemiş, işçilere ve liderlerine yönelik yıldırma, şiddet, misillemeler ve cinayetler eksik olmamıştır. Öte yandan kitlelerin ağzına bir parmak bal çalmak için esnek parlamentarizm, işçi sınıfıyla flört etmek, sendika liderlerine rüşvet vermek, kitleleri kandırmak da ihmal edilmemiştir. Zira Rur sanayicilerinin ve soylu iş adamlarının tarzı budur. Sözünü ettiğimiz ekonomik bölünmenin kökleri şöyle izah edilebilir. Birinci Dünya Savaşı madencilik ve metalürji işletmelerinin durumunu ciddi şekilde etkiledi. 1- savaş sırasında makineler ve teçhizatlar yıprandı ve yenilenmesi gerekiyordu. 2. Versay Anlaşması'nın bir sonucu olarak kömür, demir, çelik işleyen iş adamları büyük işletmelerini ve emtia üstlerini kaybetmişlerdi. 3. Militarizme ve savaşa ticari ilgi artmıştı çünkü o yıllarda silah üretimi esas olarak çelik üreticilerinin elindeydi. Bu alanda dünya üretiminin gelişmesi nedeniyle mal ihracatı için beklentiler azalmıştı. Bütün bunlar çalışma saatlerinin artırılmasına ve işçilerin sosyal kazanımlarının ortadan kaldırılmasına duyulan ihtiyacı ve özel ilgiyi yarattı. Ancak ağır sanayi, elektrik ve kimya endüstrilerindeki muadillerinin aksine ticari kaygılarla dilediği gibi hareket edemedi. Bu iki endüstri nispeten yeniydi ve eskilerin yaptığı gibi emeğin yoğunluğunu artırarak ve bunu rasyonelleştirerek kayıplarının bir kısmını telafi edebiliyordu. Ayrıca bu sanayi alanlarındaki küresel üretim çok daha az rekabetçiydi ve ihracat potansiyelini korumak daha kolaydı. Bununla birlikte münferit müteşebbis gruplarının ve onların siyasetteki temsilcilerinin çoğu zaman birbirleriyle çelişmeleri ve politikalarının istikrarlı olmaması, sözde tarihçilerin Hitlerizm oluşumunu ortak sınıf çıkarları olmayan sayısız grup ve bireyin çatışması olarak tasvir etmelerini mümkün kılıyordu. Ama aynı Pangermen Birliği'ne ve onun başkanı Klasa baktığınızda 1919 gibi erken bir tarihte şunu vurguladığını görürüz. Alman endüstrisinin tüm geleceği işçilerle girişimciler arasındaki doğru ilişkiye bağlıdır. Ülkenin ana işveren sendikası olan Reich Alman Sanayi Birliğini ve bu sendikanın 8 saatlik mesai sınırlamasına karşı protestolarını ele alalım. 1924'te şu satırları yazmak üstahlığını göstermekten geri durmadılar. Geçmişin en büyük kötülüğü 8 saatlik iş saati sınırlamasıdır. İşveren sendikalarının mücadelesi en başından beri en çok buna karşı olmalıydı. Özünde Weimar Cumhuriyeti döneminde Alman iş dünyasının tüm söylemleri mesai saatlerini uzatma, ücretleri azaltma ve sosyal güvenceleri daraltmaya yönelikti. Bir şey çağrıştırdı mı? Bunlar ortak sınıf çıkarlarıdır. Hiçbir işveren sendikası ülkedeki tüm işçilerin maaşlarını korumayı ve mesai saatlerinin azaltılmasını savunmaz. Ya da Alman kapitalistlerinin sosyal politikasının daha sonra tartışacağımız üçüncü Reich'ın oluşumundaki önemli rolünü vurgulayan Nürnberg Mahkemesi soruşturmalarını ele alalım. Örneğin ilk Farben vakası. Her iki grubunda temel ortak amacı Savaşın gerekli olup olmayacağına ve ne kadar ölüm, sefalet ve yıkıma mahal vereceğine bakılmaksızın diğer ülkelerin topraklarına ve ganimetlerine el konulmasıydı. İşte bu ortak amaç iki grubu birbirine bağladı. Bu işbirliği olmasaydı Hitler ve parti destekçileri Almanya'daki güçlerini asla ele geçirip pekiştiremeyeceklerdi ve 3. Reich aslında dünyayı savaşa sürüklemeye cesaret edemeyecekti. Flick davası tüm nüfusu suçlamak niyetinde değiliz. Ancak üçüncü rayhı yalnızca Hitler'in ve onun yakın parti uşaklarının zalimliği olarak tasvir etmek büyük bir yanılgı olur. Diktatörler, kendisine muhalif olan geniş kitleleri alt edebilecekleri kadar marifetli oldukları için değil, arkalarına güçlü kimselerin desteğini aldıkları için başarılı olur. Nazi diktatörlüğü bu ilkenin bir istisnası değildi. Aslında sorun tek başına Nazilerin diktatörlüğü değildi ve sanık kürsüsündekilerin hepsi ateşli birer Nazi olsa bile bu durum önemli olmaktan çok rastlantısaldı. Hitler kuşkusuz nihai otoriteyi elinde toplayan bir odak noktasıydı ve bu gücünü temel fikirleri ve hedefleriyle aynı düşüncede olan nüfuzlu adamların ve grupların desteğinden aldı. Bu davadaki sanıklar Almanya'daki iki ana güç odağından birinin önde gelen temsilcileridir. Son tahlilde Almanya'nın yüksek kapasiteli ağır sanayinden elde edilen miras yani Krupp, Flick, Tyson ve muadili başka emsaller sanayiyi çekip çevirirken, Beck, Flick, Rundstedt ve diğerleri askeri kliyeyi yönetti. Hitler bu grupların omuzlarında iktidara ve iktidardan fetihlere koştu. Krupp Davası Krupp'un adı, prestij ve mali desteği, NSDAP'nin Almanya'da iktidara gelmesi, ve ilan edilen programını yürürlüğe koyması için kullanıldı. Bu arada ortaya çıktığı yıllardan nazilerin muadillerinin arasındaki sıradan örneklerden biri olduğunu unutmamalıyız. O zamanlar emek ve komünizm karşıtı hareketlerin üzerine para yağıyordu. Örneğin Rur sanayicilerinin, soyluların, bir dizi Alman bankasının ve Pangermen Birliği'nin desteğiyle 1920'lerde işçilerin tüm sosyal kazanımlarını ortadan kaldırmak için ilk girişim yapıldı kap darbesi 13 Mart'ta Berlin'in ele geçirilmesine tepki olarak 1920'de 12 milyon işçinin katıldığı bir genel grev başladı. Tüm Almanya'daki işletmelerin çalışmaları felç oldu. Grevin öncüleri dahi böyle bir katılım beklemiyordu ve darbecilerden ülkeyi terk etmelerini ve tüm gücü sosyal demokratlara geri vermelerini talep ettiler. 17 Mart'ta gericiler Berlin'den kaçtı. 23 Mart'ta grev sona erdi. Darbecilerle işçiler arasındaki çatışmanın zirvesi Rur bölgesi oldu. 10-21 Mart tarihleri arasında işçilerle kapın oluşumları arasında büyük kavgalar koptu. Çoğunluğu madencilerden oluşan 100 bini aşkın işçiden meydana gelen Kızıl Ordu grupları örgütlendi. Rur Kızıl Ordusu gerici isyancıları sanayi bölgesinden çıkardı ve şehirleri işgal etti. 19 Mart'ta Kızıl Ordu işçi taburları Grupun işletmelerinin başkenti Eseni kontrol altına aldı. 23-24 Mart'ta kap oluşumlarının yenilgisinden sonra hükümet ve işçi örgütleri arasında bir toplantı yapıldı. Yetkililer gerici isyancıları, işbirlikçileri, savaşçıları silahsızlandırma ve cezalandırma, işleyen bir öz savunma oluşturma ve kömür endüstrisini toplumsallaştırma sözü verdi. İşçiler işlerine döndüler ve Kızıl Ordu mevzilerinden çekildi. Ancak elinden geleni ardına koymayan hükümet, Kızıl Ordu'nun dağılmasını ve düzenin sağlanmasını talep etti. Ve 2-3 Nisan'da Reichswehr nüfusunun 100 bininden fazlasına denk gelen bir kolluk gücüyle polis müfrezeleri ve milislerin yardımıyla uçak ve zırhlı araçlar kullanılarak Ruhr'a girildi. Nispeten zayıf silahlarla donatılmış Kızıl Ordu direnişi bastırıldı. Binlerce işçi vuruldu veya uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı. Kasım devriminin başarılarını zorla ortadan kaldırmaya yönelik ikinci girişim Naziler tarafından gerçekleştirildi. 1923 Birahane Darbesi Dahası hem kap darbesinin hem de birahane darbesinin ardında baş aktörlerden biri olarak General Ludendorff vardı. Üstelik Birinci Dünya Savaşı sırasında Belçikalıların köleleştirilmesine katkıda bulunan da bu kişiydi. Birahane darbesi sırasında Ludendorff zaten Nazi partisindeydi ve doğal olarak generalin ağır sanayi müteşebbisleriyle bağlantıları vardı. Bu müteşebbislerden birinin anılarına göz atalım. O yılların en büyük Ruhr sanayicisi, bugünün Prokofu veya Abramovitch'si olan Fritz Thyssen. Hitler'e bedel ödedim. Bir Alman iş adamının itirafları adlı kitabında şöyle anlatıyor. Ekim 1923'te General Erich Ludendorff'u ziyaret etmek üzere Münih'e gittim. Ruhr'daki çatışmalardan hemen sonra herkesin çok yetersiz bulduğu Wilhelm Kulon'un kabinesini değiştirerek Ray hükümetine liderlik etmem istendi. Bu talep bana Pangermen Birliği lideri Dr. Klas tarafından iletildi. Ruhr'un işgali sırasında kazandığım prestiji, Kap'ın 1920'de başaramadığı ulusal karşı devrimi canlandırmak için kullanabileceğim söylendi. Burada Taysen'in Ruhr çatışmasından ve Ruhr'un işgalinden söz ederken, Rur işçilerinin isyanından değil, bu bölgenin daha sonra Fransız birlikleri tarafından işgalinden bahsedildiğini belirtmekte fayda var. Bu durum, sanayicilerin ve aristokrasinin devrim öncesi düzeni yeniden kurma arzusunu açıkça ortaya sermektedir. Devam edelim. Tyson, Klas'ın teklifini reddettiğini belirtip şöyle eklemektedir. Ludendorff'u esas olarak nezaket ziyaretinde bulunmak üzere görmeye gittim. Ama aynı zamanda o dönem ülkenin kaderiyle ilgili ikimizi de endişelere gark eden ciddi sorunları istişare etmek istedim. Tyson analarında ülkenin politik ve ekonomik durumuna yer vererek devam ediyor. Buraları atlayalım. Bu atmosferde Hitler'le ilk görüşmem gerçekleşti. Bu konuşmayı hangi çizgide yaptığımızı tam olarak anımsayamıyorum. Ancak genel içeriğini hatırlıyorum. Hem Ludendorff hem de Hitler, Dr. Zegener'in komünist hükümetini devirmek, ve nihayetinde zayıflığı Almanya'yı anarşiye götüren Weimar demokrasisinin yıkılması için gerekli olanı yapmak üzere Saksonya'ya karşı bir askeri seferin gerekli olduğu düşüncesindeydiler. Yeterli fon yoktu. Ludendorff, Amerikalı muhabirlerle yaptığı röportajlar için bir ücret kabul etmesine rağmen bunun mali durumunu pek iyileştirmediğini söyledi. O zamana kadar birçok üreticiden, özellikle Stines şirketinden Bay Minok'tan yardım almıştı ona yaklaşık 100 bin altın verdim. Bu benim Nasyonel Sosyalist Parti'ye ilk katkımdı. Bir ay sonra Ludendorff ve Hitler, saldırı mangaları olarak bilinen özel askeri oluşumların desteğiyle bir darbe girişiminde bulundular. Tesadüf mü? İlk başta NSDAP'nin desteği, Hitler'in iktidara gelmesinin arifesinde olduğu kadar geniş ve kapsamlı değildi. Dahası, Faşist diktatörlüğün kurulmasının öncesinde bazı girişimciler Hitler'i führerleri olarak görmediler. Nürnberg mahkemesine geri dönelim. Flik işletmelerinin başı Frederick Flick, işgal altındaki toprakları yağmalamak ve SS suçlarına suç ortaklığı yapmaktan, nüfusun sınır dışı edilmesini organize etmekten ve onları köleliğe zorlamaktan suçlu bulundu. Sanık Flick'in ifadesi. Politik amaçlarla yapılan ödemeler ve bağışlar 1932 Toplam yatırım tutarı 1,5 milyon marktı ve bu tutar şu kalemlerden meydana gelmekteydi. A. Merkez partiler yani mevcut hükümet adına Hindenburg, Breuning, Schlicher'den 1 milyon 200 bin mark. B. NSDAP hariç olmak üzere 130 bin mark sağ partilere. C. Sol partilere görünüşe göre SDPG'den gelen 100 bin mark. Ve D. Naziler. En az katkın nazilere olmak üzere 50 bin mark. Yine de bu durum gelecekteki başarılı işbirliğini engellemeyecekti. Hatta bu konuda birlikte incelediğimiz bu kitabı bile yazacaklar. O dönem solu, merkezciyi, sağcıyı, her şeyi patronların finanse ettiği açık. Tüm siyasi yelpaze oligarklardan besleniyor. Patron yanlısı her taraf yozlaşmaya açıktır. Sermaye yanlısı parti satılıktır. Kapitalizmde siyaset bir tür hizmet sektörüdür. Başarısız darbenin ardından Naziler başka bir büyük rur iş adamının dikkatini çekti. Zaten aşina olduğumuz Emil Kirdorf. Hitler ilk olarak 1927'de Kirdorf'la tanıştı ve hemen kalbini kazandı. Führerle görüşmeden etkilenen Kirdorf Nazi programını önde gelen sanayiciler, girişimciler ve bankalar arasında yaymak için harekete geçti. Kirdorf gururla kendimi tamamen onun hareketinin emrine verdim diyordu. Haliyle partinin mali refahını sağlamak için her şeyi yaptı. Kirdorf ve Taysen'in önemli rolü Nürnberg askeri mahkemesi tarafından yineleniyor. Hitler'le Alman sanayicileri arasındaki erken ilişkiler hakkında çok şey yazıldı. Öğrenilecek çok şey var. Ancak yazılanlardan ve sunulacak belgelerden açıkça görülüyor ki Hitler'in ağır sanayide iki ana sponsoru ve mali destekçisi vardı. Stahlverei'nin baskın figürü olan Fritz Thyssen'le en büyük Alman kömür işletmecileri sendikasının ve Gelsel Kirschner Berwergen'in başkanı olan Emil Kirdorf. Şimdi diğer belgelerle devam edelim. Uluslararası Askeri Mahkeme. Nazilerin komplosu ve saldırganlığı. Ek A Walter Funk'un girişimciler ve naziler arasındaki erken ilişki hakkındaki ifadesi. Walter Funk, Reichsbank başkanı. 1939-1945. Ve Hitler'in Almanya'sında Ekonomi Bakanı. 1938-45. 1946'da Uluslararası Askeri Mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 57 yaşında sağlık nedenleriyle serbest bırakıldı. 3 yıl sonra öldü. 1931'de Strasser, Schatz, Heinrich Bauer ve sanayideki arkadaşları, özellikle Rhineland ve Westfalia'daki Maden işletmecileri Derneği'nin önde gelen şahsiyetleri, özel teşebbüsün gidişatını izlemeye ikna etmek için NSDAP'ye girme kararında beni cesaretlendirdi. O zamanlar partinin liderleri, ekonomi politikası konusunda tamamen çelişkili ve kafa karıştırıcı görüşlere sahipti. Führer'i özel teşebbüslere ve iş adamlarına güvence sağlanmasının partinin temel ekonomi politikası olarak tanınması yönünde ikna ederek görevimi gerçekleştirmeye çalıştım. Führer benimle ve kendisini tanıştırdığım sanayi liderleriyle yaptığı görüşmelerde kendisinin kamucu iktisadın ve sözde planlı ekonominin düşmanı olduğunu, serbest teşebbüsü ve rekabeti kesinlikle gerekli gördüğünü bizzat defalarca vurguladı. Sanayici arkadaşlarım ve ben o günlerde NSDAP'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte iktidara geleceğine ve komünizmden ve iç savaştan kaçınmak için bunun olması gerektiğine ikna olmuştuk. Burada, Alman iş dünyasının iç savaş sorununu çözmek için çok tuhaf bir yaklaşım benimsediğini belirtmemiz gerekiyor. Kutsal özel mülkiyet hakkına saygı duymayanları öldürmek ve İkinci Dünya Savaşı'nın önünü açmak. Bunun Alman ulusunun çıkarına olmadığı açıktır. Ancak kar söz konusu olduğunda hiç kimse halkın çıkarlarını düşünmez. Devam edelim. O zamanlar Ruhr Kömür Endüstrisi'nin ileri gelenlerinden Dr. Emil Kirdorf'la Führer arasındaki dostane ilişkilerin varlığından haberdar oldum. Kirdorf'un ve daha sonra Fitz Tyson'in takdimiyle Führer, kendisini ve partiyi maddi olarak destekleyen nüfuzlu Ren Westfalia sanayi çevreleriyle tanıştı. Öğrendiğim kadarıyla bu ödemeler 1931-32'ye kadar 1 milyon Reich marka henüz bulmamıştı. Daha önce ne kadar katkıda bulunulduğunu veya diğer çevreler tarafından ne kadar verildiğini bilmiyorum. Her halükarda sanayi çevrelerinin başta Deutsche Volkspartei, Deutsche Nationen ve Demokraten olmak üzere diğer taraflara aktardığı milyonlarca markı bulan miktarlara kıyasla bu meblalar hayli önemsizdi. Sosyal demokratlar Esas olarak yöneticileri, Sosyal Demokrat Parti yetkilileriyle güçlü kişisel bağlantıları olan bankalar ve girişimler tarafından hayli desteklendi. Tüm siyasi yelpazenin iş adamları tarafından beslendiğini bir kez daha görüyoruz. Yine işveren yanlısı politikanın sadece bir hizmet sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Kuaför olarak bir saatlik iş yapabilir veya beş yıl milletvekilliği, dört yıl başkanlık veya şansölyelik yaparak hayatınızı kazanabilirsiniz. Funk ayrıca Krupp ve diğer bazı girişimcilerin şimdiye kadar nazilerden uzak durduğunu belirtiyor. Ancak kesinlikle nasyonel sosyalizm lehine Kirdorf'un yanındaydılar. Yeğeni Kauert, Tyson, Tangelman, Springorum, Vogeler, Knepper, Winkhaus, Buskel, Kalerman. Bunların hepsi büyük sanayiciler, eğer hala anlamadıysanız. Sonra Funk, Kimin az ya da çok tarafsız bir ilişkisi olduğunu anlatıyor ve şöyle devam ediyor. Rosterk ve diğer önderliğindeki potasyum endüstrisi o zamanlar zaten Führer'e ve partiye olumlu bir tavır sergiliyordu. Baron von Schroder, bankacılık dünyasında partiyle en yakın ilişkilere sahip kişiydi. Kıdemlişe Fishtayn, Dr. Schacht'ın arkadaşıydı. Führer'e bizzat Dr. Fischer ve Reinhardt'ı tanıttım. Deutsche Bank'tan Dr. von Strauss'un, Führer Göring ve Dr. Goebbels'te bağlantıları vardı. Doktor Lübert'in yanı sıra Schmidt ve Hilgard'ı da anlattım. Schmidt ve Hilgard, dünyanın en büyük sigorta şirketi alyansın temsilcileriydi. Bu kadar isim yeter, artık devam ederim. Bütün bu insanlar neden nazilere bu kadar ilgi gösterdi? Finansal topluluğun bir temsilcisi ve Walter von Kuhn Reich Bank başkanı, ve ekonomi bakanı olarak selefi olan Dr. Şaht'ın ifadesine dönelim. Sovyetler Birliği'nin protestolarına rağmen Nürnberg'deki uluslararası askeri mahkemede tamamen beraat etti ve yargı koalisyonunun bölünmesinin nedenlerinden biri oldu. Uluslararası Askeri Mahkeme Cilt 12 Halmar Şaht'ın 1931'in başında Göring'in evinde Hitler'le yaptığı konuşmayı anlattığı ifadesi. Bizimle kesinlikle ulusal sorunlar bakımından aynı fikirde olduğunu söylüyordu. Sosyal meselelerde Hitler'in bir takım parlak fikirleri vardı. Özellikle devletin iş dünyasına ve ekonomik ilişkilere kararlı bir şekilde müdahale etmesi gerektiği belirtiliyordu. Ve sınıf mücadelesinden kaçınmaya ve grevleri, lokaftları ve ücret anlaşmazlıklarını ortadan kaldırmaya niyetliydi. Özel teşebbüsün ortadan kaldırılması gibi bir talebi yoktu. Sadece Özel teşebbüsün idaresi konusunda güçlü bir etkiye sahip olmayı talep ediyordu. Bizim açımızdan bakıldığında bu fikirler oldukça makul ve kabul edilebilirdi. Bunun dışında ekonomi ve finans politikası alanında pratikte hiçbir somut bilgi ortaya koymadı. Sadece ekonomi temsilcileri olarak onun fikirlerini anlamamızı ve ona gerçek tavsiyelerde bulunmamızı istedi. Böylece Naziler yatırımcılarına sınıf mücadelesini sona erdirme sözü verdi. Evet, neyin eksik olduğunu fark ettiniz mi? Grevler ve emek sermaye arasındaki diğer çatışmalar. İş adamlarının istediği de tam olarak buydu işte. Adil olmak gerekirse böyle sözler veren sadece naziler değildi. Yalnızca onlar rakiplerinden daha iyisini yaptılar o kadar. Basitçe söylemek gerekirse, NSDAP hazır bir siyasi hizmet paketi sundu ve girişimciler bu paketi satın almak isteyip istemedikleri üzerine kafa yordular. Büyük buhran olarak adlandırılan küresel ekonomik kriz arttıkça girişimciler dikkatlerini nazilere yöneltti. 1931'in sonlarına doğru Tyson, Kirdorf ve diğerleri Hitler'e görüşlerini açıklama ve kendisinden uzaklaşanları geri kazanma fırsatı vermek için önde gelen Ruhr sanayicileri arasında bir dizi toplantı düzenledi. Hitler kendi adına ve partisi için ağır sanayinin siyasi ve mali desteğini kazanmak konusunda hassastı. Siyasi tarihçiler için sert, kibirli demir lordlar ve müstakbel şeytani Führer arasındaki ilk toplantılardan daha ilginç bir konu olamaz. Hitler ve Ruhr liderleri demokrasiyi karşılıklı küçümseme ve acımasız otoriter muktedir siyasete hayranlık duyma konusunda sağlam bir ortak zemin buldular. 27 Ocak 1932'de Düsseldorf'ta Stalverein'den Thyssen ve Vogelerle bir takım büyük Rur sanayicisinin katıldığı bir toplantıda Hitler, Thyssen'e göre en kurnaz ve en ikna edici konuşmalardan birini yaptı. Toplanan sanayiciler üzerinde derin bir etki yarattı ve bunun sonucunda ağır sanayinin kaynaklarından bir dizi büyük katkı yağdı. Daha sonra 1932'de Flick'le Nazi liderleri arasında, kalıcı ve sistematik bir işbirliğinin temeli atıldı. Hitler kişisel ekonomi danışmanı Kepler'den iktidara geldiklerinde emirlerinde olacak küçük bir grup ekonomi liderini toplamasını istemişti. Kepler ve Schacht, Flick, Vogler ve diğerlerine yaklaştı. Sonuç Kepler Çemberi olarak adlandırılan şeyin oluşumuydu. Nazi Partisi'nin ekonomik alandaki programını tartışmak için toplantılar yapıldı. Mayıs 1932'de Kepler Çemberi Hitler'le bir araya geldi. Führer kısa bir konuşma yaptı ve açıkladığı kimi şeylerin yanı sıra programının odak noktaları olarak sendikaların kaldırılması ve NSDAP dışındaki partilerin kapatılmasını işaret etti. Führer'in programının bu noktaları sonuna kadar dost çevresi olarak da adlandırabileceğimiz grubun üyelerinin onayına kavuştu. Ancak Hitler'in bu mükemmel fikirleri gerçekleştiremeyeceğinden duydukları endişeyi dile getirmekten de geri durmadılar. Bu Nazi Hayran Kulübüne daha sonra döneceğiz. Son olarak toplantıya girişimcilerin adlı adınca söyleyebileceğimiz üzere açık bir terörist diktatörlük kurmak üzere bir araya geldikleri yere geliyoruz. 20 Şubat 1933'te Göring önümüzdeki seçimlerde Nazilere mali destek sağlamak için Yaklaşık 20 önde gelen Alman bankacıyı ve sanayiciyi evine davet etti. Hitler ortaya atıldı ve uzun bir konuşma yaptı. Katılanların arasında Hitler'in konuşmasını özetleyen notlar alan Gustav Krupp von Bohlen de vardı. Hitler kabaca şöyle söyledi: Demokrasi çağında özel teşebbüsler sürdürülemez. Sürdürülmesi ancak ortada sağlam bir otorite ve şahsiyet mevcutsa tahayyül edilebilir. Dünyada ekonomi ve kültür alanında elde edilen olumlu, iyi ve değerli her şey yalnızca güçlü bir şahsiyete atfedilebilir. Bununla birlikte bu mevcut düzenin ve siyasi yönetimin savunulması çoğunluğun elle bırakılırsa her şey onarılamaz bir biçimde dibe batacaktır. Burada bir şeyi açıklamak gerekiyor. Kapitalistlerin gözünde bireycilik nedir? Özel mülk sahibi olmaktır. Hitler'in isabetli bir şekilde belirttiği gibi, Özel mülkiyet ve demokrasi birbiriyle bağdaşmaz. Özel mülk sahibi mülkün sahibi tekelidir. Demokrasi çoğunluğun çıkarına yani toplumun çıkarlarına yönelik bir eylemdir. Özel mülkiyet demokratik yani kamusal etkiye müsamaha göstermez. Çünkü bu özel mülk sahibinin mülkünü elden çıkarma hakkını ihlal eder. Özel mülkiyetin ideolojisiz egemenliği özel mülk sahibinin topluma karşı açıkça terörist diktatörlüğüdür. Ya özel mülkiyet ve faşizm, ya demokrasi ve sosyalizm. Şimdi devam edelim. Daha sonra Göring toplantıdakilere seslendi ve önümüzdeki seçimin önemini bir kez daha vurguladı. Tüm hücrelerimizde şehirlerin en karanlık mahallelerine nüfuz etmeliyiz. Daha sonra mali katkıların önemini gündeme getirdi ve iddiasını şu yorumla taçlandırdı. 5 Mart seçiminin önümüzdeki 10 yıl için, muhtemelen önümüzdeki 100 yıl için bile son seçim olacağını idrak edebilseydi, endüstrinin ayılması ve talep edilen fedakarlıkları yerine getirmesi çok daha kolay olurdu. Böylece iş adamları demokrasinin yerini terörist diktatörlüğüne alacağına açıkça belirttiler. Alman iş dünyasının tepkisi ne mi oldu? Bu toplantıda başka biri daha konuştu. Hitler'e takdim edilenlerden Gustav Krupp von Bohlen şöyle dedi. Fikirlerimizin kavranışının bu denli net bir resmini bize tasvir etmek için burada hazır bulunan yaklaşık 25 sanayiciye minnettarız. Krupp ayrıca diğer tüm sanayiciler adına Almanya'daki iç politikalarla ilgili sorunları nihayet netleştirmenin zamanının geldiğini ve ancak siyasi olarak güçlü ve bağımsız bir devlette ekonominin ve iş dünyasının gelişip serpilebileceğini belirtti. Krupp, Ruhr Endüstrisi adına 1 milyon mark ve fazlasını taahhüt ederek konuşmasını nihayete erdirdi. Hitler'in Krupp ve diğer sanayicilerin desteğini aldığı bu toplantıdan 8 gün sonra Reichstag binası ateşe verildi ve aynı gün Hitler ve kabinesi yangını bahane ederek anayasal özgürlükleri ve güvenceleri askıya alan bir kararname çıkardı. Bölüm 5. Ulusu köleleştirmek. 1918'den sonra Alman iş dünyasının dikkate aldığı tek şeyin işçilerin Kasım Devriminden elde ettikleri tüm kazanımların tasfiye edilmesi olduğunu daha önce söylemiştik. Aslında Weimar Cumhuriyeti'nin karşı devrim güçlerinin zaferiyle sonuçlanan ağır ağır ilerleyen 15 yıllık bir iç savaş dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Hitler Almanyası, iç savaşı Bolşevikler değil de muhalefet kazansaydı, eski Rus İmparatorluğu ülkelerinin başına geleceklerin açık bir örneğidir. Rusya'daki muhalefetin kendi Hitler'i bile vardı. Nazilerin iktidara geldikten sonra elde ettikleri ilk kazanım, işçi hareketinin uzun zamandır bekleyen yenilgisiydi. Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkeme, Nazi Komplosu ve Saldırganlığı Belgelerin Toplanması Nazi gücünün sağlamlaştırılması. Paragraf 1. İşçi sınıfına karşı savaş. Diğer ulusların emekçileri gibi Almanya'nın emekçi halkının da savaştan kişisel olarak pek bir kazancı yoktu. Almanya'nın emekçi halkı 1933'te savaşın boyunduruğunun ne kadar ağır olabileceğini unutmuş değildi. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdirmek için 1918'deki isyanda denizcilere ve karacılara katılan da bizzat işçilerdi. Naziler bunu ne affetmiş ne de unutmuştu. Bu arada Kap ve Birahane darbesini, Pan-Germen birliğini ve Henry Klas'ı hala hatırlıyor musunuz? Hepsi aynı silsilededir. Nazi programı, Alman nüfusunun emekçi kesiminin ve güçlerinin yalnızca yetersiz imkanların silahlanmaya yönlendirilmesine direnç göstermemek üzere baskılanmasını değil, aynı zamanda Nazi savaş hazırlığının bir parçası olarak Yeni ve duyulmamış fedakarlıklar için kandırılmasını veya kamçılanmasını gerektiriyordu. İşçi sınıfının sindirilmesi gerekiyordu ve bu örgütlü güçlerin birlik ve savunma araçlarının yok edilmesi gerektiği anlamına geliyordu. 1 Mayıs 1933'ten hemen sonra Naziler saldırıya geçti. Emeklilik ve yardım sandıkları da dahil olmak üzere işçi sendikalarının tüm fonlarına el konuldu. Sendika liderleri toplama kamplarına gönderildi. 10 Mayıs 1933'te Hitler, Ley'i el konulan sendika fonlarının yerine alan Alman işçi cephesinin lideri olarak atadı. Burada ayrıntılarıyla değinilmeyecek olsa da bu sarı sendikanın bünyesi girişimcilerden müteşekkildi. 19 Mayıs'ta işletmeler için mütevelliler kanunu çıkarıldı. Bunlara emek mütevellileri de deniyordu. Yasa açıkça emek mütevellilerinin sınıf barışını korumaya özen göstermekle yükümlü olduklarını belirtiyordu aslında mütevelli, işveren sendikalarının bazı işlevlerini üstlenmiş bir kolektif işveren vekili kayyımıdır. Eski toplu görüşme ve pazarlık süreçlerinin yerini alarak tüm toplu iş sözleşmelerinin koşullarını düzenlemekle görevli bir iş kayyımı. Uygulamada bu, yalnızca ücretlerin ve gerekirse çalışma koşullarının zorunlu olarak düzenlenmesi değil, aynı zamanda uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve grevlerin bastırılması anlamına da geliyordu. Doğal olarak mütevelliler hiçbir zaman işçi sınıfı kökenli olmadılar. Ya memurdular ya da eski kamu görevlileriydi ya da girişimcilerdi. Bu arada bu yasayı imzalayanlardan birinin kim olduğunu biliyor musunuz? Tanınmış girişimci, eski kurupçu ve Pan Germen Birliği'nin kurucusu Alfred Hugenberg. Ayrıca 20 Ocak 1934'te faşizmin ekonomi politikasının özünü yansıtan bir yasa çıkarıldı. Führer'in prensiplerini çalışma ilişkilerine sokan ulusal emeğin düzenlenmesine ilişkin bir yasa. Bu yasa yürürlüğe girer girmez tüm patronlar iş yerlerinin führerleri haline geldi. O zamanların tabiriyle ev sahipleri. Uygulamada bu patronun mutlak diktatörlüğü anlamına geliyordu. Çalışma saatleri, maaş sorunları, kota hedefleri, para cezaları, İşten çıkarmalar, üretim standartları, iş güvenliği, iç düzenlemeler ve benzeri konuların tümü özel mülk sahibinin gücüne ve takdirine bırakıldı. Gerçek bir liberalizm şenliği. Müteşebbis führerler, işletmeleriyle ilgili tüm konularda çalışanlar ve emekçiler adına karar almaya tümüyle yetkilidir. Büyük Alman sanayicileri, kendi nihai yıkımlarına kadar nazi davasını desteklemeye böyle bir yemle ikna edildi. Bu yasa yeni bir ayrıcalıklı liderler kas sınıfının oluşumunun ideolojik ve örgütsel olarak hızlı ve tehlikeli bir biçimde filizlenmesini ihtiva ediyor. Bu yeni liderler kastı aslında plutokratiktir. Çünkü kimin ekonominin lideri olabileceği sorusu her şeyden önce sermayeye sahip olmakla belirleniyor. Bu yasa, Alman işçisinin toplumsal özgürlüğünü köleliğe varacak ölçüde sınırlandırmaktadır. Faşistlerin işçilere karşı sonraki adımlarından biri, seyahat özgürlüğünün önemli ölçüde kısıtlanmasıydı. Mayıs 1934'te çıkarılan bir kararname ile tarım işçilerinin izinsiz olarak şehirlere taşınması yasaklandı. Sonraki 5 yıl boyunca ikamet bölgesi dışında iş aramayı yasaklayan çeşitli kararnameler çıkarıldı. İlk başta yasak, vasıflı metal işçileri, barangozlar ve duvar ustaları için geçerliydi. Ancak daha sonra aynı uzmanlık alanlarındaki vasıfsız işçiler de kapsama alındı. Daha sonra bu kısıtlamalar, inşaat, madencilik ve kimya sektörlerindeki tüm işçiler için uygulanmaya başlandı. Ve 1939'dan itibaren bu endüstrilerdeki işçilerin ailelerinin tüm üyeleri, tabiri caizse oldukları yere zincirlendi. Ayrıca 1935 yılının Haziran ayında 18 ila 25 yaşları arasındaki erkekler için geçici ve 6 ay süreli zorunlu hizmet getirildi. Bu yasa aynı zamanda kadınların askere alınmasına da izin vermesine rağmen bu pratikte 1938 yılına kadar uygulamaya konmadı. Her şeyden önce bu yıldan itibaren zorunlu bir savaş hazırlığı vardı. Mayıs ayında hapis cezası almasına sebep olan suçun ne olursa olsun bütün mahkumların çalışmaya zorlanmasına izin veren bir yasa çıkarıldı. Aynı zamanda mahkuma neredeyse hiçbir ödeme yapılmadı. Ancak işveren buna rağmen devlete işçinin normal maaşının %60'ı kadarını ödemek zorunda kaldı. Haziran 1938'de hükümetin herhangi bir vatandaşı herhangi bir yerde sınırlı bir süre için çalıştırmak üzere seferber etmesine izin veren evrensel işçi hizmeti yasası çıkarıldı. Aralık 1938'de sağlık nedenleriyle emeklilik yasağı getirildi. Faşist bir doktor, emeklilik yaşını geçse bile çalışacak kadar sağlıklı olduğuna karar verirse, işçinin emekli olması yasaktı. Bu zamana kadar zaten emekli olanlara, emekli maaşlarını kaybetme tehdidiyle işe dönmeleri emredildi. Mart 1939'da Yahudileri işe alma yasağı kaldırıldı. Tüm bu yasalar, büyük girişimciler için bir nimetti. Çünkü nihayet işçilerin taleplerini dikkate alma külfetinden tamamen kurtuldular. Ne de olsa şimdi işçiler ya iş yerlerine zincirlendi ya da hükümet tarafından özel teşebbüsler de dahil olmak üzere zorunlu çalışma için gönderildi. Böylece Alman işçisinin gerçek yasal statüsü bir ortaçağ serfinin statüsüne indirgenmişti. Aslında bu, feodalizmin yeni formunda devrim öncesi düzenin restorasyonuydu. Alman ulusunun üretken insan gücü Nazi kontrolündeydi. Her şey adım adım olmuştu. Bu adımlarla sanıklar potansiyel muhalefet olarak işçi sendikalarını tasfiye etme mücadelesini kazandı ve işçi sınıfına karşı başlayacak olan saldırgan savaşa hazırlığın yükünü omuzlamakla görevlendirildiler. Bölüm 6. Şirket devleti. Nürnberg yargılamaları Faşist Almanya'nın işçi hareketini bastırmaya amaçlayan patronların ve politikacıların ortak bir projesi olduğunu açıkça gösteriyor. Ne yaptıklarını biliyorlardı. Her şeyi bile isteye yaptılar. Ama belki de Hitler herkesi oyuna getirdi. İktidara geldi, iş adamlarını tutukladı, fabrikalara el koydu, hepsinin tek sahibi ve üreticisi oldu. Askeri mahkemeye geri dönelim. Politika bir Nazi tekeli haline geldi. Sendikalar tasfiye edildi. Yalnızca Yahudi değillerse iş adamları ve askerler Hitler döneminde rahat yaşadı ve keyif sürdü. Elbette bazı rahatsızlıklar ortaya çıktı. Endüstri giderek daha fazla disipline edildi ve saygıdeğer askeri gelenekler Hitler selamıyla paramparça oldu. Ancak bunlar 3. Reich'ın diğer insanları kamçıladığı kırbaçlarla karşılaştırıldığında önemsiz sıkıntılardı. Üçüncü Reich diktatörlüğü, nazizm, militarizm ve ekonomik emperyalizmin kutsal sac ayağına dayanıyordu. Hitler, sanayiye istikrarlı bir hükümet, işçi sorunlarından kurtulma, yeniden silahlanma, Avrupa'da ve denizler boyunca Alman ekonomik hegemonyasının yeniden kurulmasını desteklemek için üretimde hızlı bir artış vaat etti. Orduya, Wehrmacht'ın yeniden inşasını ve Alman silahlı gücünün yeniden diriltilmesini taahhüt etti. Her şey modern liberal faşist propagandanın Hitler yönetimindeki iş adamlarının çektiği acılar hakkında birazcık yalan söylediğini gösteriyor. Bugün iş adamlarının çektiği acıları yaşadılar. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman birileri işini kaybediyor, birileri meteliksiz kalıyor, birileri serbest piyasada bağlantıları, hileleri, yolsuzlukları, lobiciliği ve diğer tılsımları kullanarak her zaman birini kapı dışarı edebiliyor. Şimdi girişimcilerin ve politikacıların faşist standartlarını karşılamak için tüm Alman ekonomisinin nasıl yeniden şekillendirdiklerine daha yakından bakalım. Amaç basit. Bir şirket devleti oluşturmak ve ülkenin en büyük şirketlerinin hakimiyetini güçlendirmek. İlk adım mütevelli fonunun organizasyonuydu. NSDAP'yi güçlendirmek için Gustav Krupp von Bohlen Mayıs 1933'te Adolf Hitler Alman Ticaret ve Sanayi Fonu'nu kurdu. Bu, Alman sanayinin, bankacılığının ve tarımının her çevresinden toplanan ve Hitler'in Stahlheim'ın ve NSDAP örgütlerinin emrine verilen bir fondu. Endüstrinin %85'inin katkılarıyla NSDAP için en büyük özel fon kaynağıydı. Biraz öncesinde Mart 1933'te Reich Alman Sanayi Derneği Görevdeki başkanı Gustav Krupp aracılığıyla Alman sanayisinin Führerprinzip yani Führer prensiplerine göre yeniden düzenlenmesi için Hitler'e bir plan sundu. Sunacağımız belgeler bu planın Gustav Krupp tarafından Hitler'le sayısız istişarelerden sonra ve yakın işbirliği içinde gerçekleştirildiğini açıkça ortaya koyuyor. Planı iletirken Gustav Krupp şunları söyledi siyasi olayların gidişatı benim ve yönetim kurulunun uzun süredir değer verdiği dileklerle uyumludur. Reich, Alman Sanayi Birliği'ni yeniden örgütlerken, bu örgütlenmeyi Reich hükümetinin siyasi amaçlarıyla uyumlu hale getirme fikri bana rehberlik ediyor. Elbette hükümet, grubun önerilerini onayladı ve uygun önlemleri geliştirmeye başladı. Hitler hükümetinin ilk icraatlerinden biri, Tüm bağımsız işletmelerin zorla kartelleştirilmesine ilişkin 15 Temmuz 1933 tarihli kararnameydi. Mesele, tüm bağımsız girişimlerin ülkenin en büyük işletmelerinin etkisi altına girmesini sağlamaktı. Bunun ne anlama geldiğini ayrıntılı olarak açıklamamız gerekiyor. Bir kartel, katılımcılarının üretimini düzenlemek için oluşturulmuş girişimci bir organizasyondur. Bir grup işletme açısından bir tür planlı ekonomi teşkil eder. Kartel, her katılımcı için üretim ve satış hacmi, emtia alımı kotalarını belirler, ürünler için katı fiyatlar ve benzerlerini getirir. Elbette kartelde oy kullanma hakkı sermaye miktarına, daha doğrusu işletmenin üretim kapasitesine bağlıdır. Başka bir deyişle karteller büyük şirketler tarafından yönetilir. Karteller piyasa koşullarına ve birbirleriyle rekabet etme isteğine veya kapasitesine bağlı olarak ayakta kalır. Bu düzen doğrultusunda Nazi'ler iktidara geldiğinde şirketlere kartellerin yardımıyla rakiplerini bastırmaları için tam yetki verdi. Bir girişimci için bağımsız olmak daha karlı olsa bile büyük bir üreticinin belirlediği şartlara göre kartele katılmak kaçınılmazdı. Haziran 1933'teki kartelleştirme yasasından bir ay önce Reich Alman Sanayi Derneği ve Alman İşveren Sendikaları Birliği Alman Sanayi Rah Derneği adı altında tek bir organizasyonda birleştirildi. Gustav Krupp lider seçildi ama asıl ilginç gelişmeler ertesi yıl baş gösterdi. 13 Şubat 1934'te bu işbirliği hükümetin ekonomiyi yeniden düzenlemesi için bir proje geliştirdi. Proje kısaca şöyle özetlenebilir. 1. Alman sanayinin Rah birliğini ülkenin önde gelen sanayi derneği yapması yani çok sayıdaki endüstriyel dernekleri ona tabi kılması. 2. Ekonomi Bakanına dernek başkanını Alman endüstrisinin führeri olarak onaylama hakkı verilmesi. 3. Kendisine tabi sınai kuruluşlarını yeniden düzenleme yetkisi verilmesi. 4. Bir yönetim ve kontrol yapısı oluşturulması. Bütün bunlar zorunlu kartelleştirme yasasının bir tür devamıdır. Şimdi net olmayabilir. Ama biraz daha ileride ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Bu proje temelinde 27 Şubat 1934'te Alman ekonomisinin organik yapısının hazırlanmasına ilişkin yasa çıkarıldı. Sonunda ortaya çıkan şey ekonominin köleci feodal ilkeye göre yeniden yapılandırılması olarak adlandırılabilir. Bakın, Nürnberg Mahkemesi'nde Alman ticaretinin organizasyonu için uygun bir diyagram bile çizdiler. Açıklama için kullanacağız. Girişimcilerin önerilerine dayanarak Alman ekonomisi aşağıdaki şekle indirgenmiştir. En tepede doğrudan Ekonomi Bakanlığına bağlı olan İmparatorluk Ekonomi Odası vardı. O da endüstri, ticaret, bankacılık, sigorta, enerji, zanaat ve ulaşım olmak üzere 7 Reich grubuna ayrıldı. Reich grupları sırayla özel alt gruplara ayrılan ekonomik gruplara bölündü. Ticaret, bu durumda yalnızca ticaret değil, profesyonel özel bir hizmet anlamına gelmekteydi. Bu besin zincirinin en altında bireysel işletmeler vardı. Alman sanayinin Reich derneği sanayi grubunun bir parçası olacak ve böylece istedikleri gibi bir devlet otoritesi haline gelecekti. Bu doğrultuda Hitler Ekonomi Bakanını atadı. Reich gruplarının başkanları ve ekonomi odasının başkanı ekonomi bakanı tarafından atanıyordu. Ekonomik grupların başkanları aynı ekonomi bakanı tarafından ancak yalnızca Reich grubu başkanının tavsiyesi üzerine atandı. Diğer atamalarda Reich grubu başkanının sorumluluğundaydı. Tüm bu örgütler zorla yaratıldı. Tüm seçilebilirlik kaldırıldı ve liderler sınırsız yetkiye sahip oldular. Siparişlerin dağıtımı, hammaddeler, satış fiyatları, firmalar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü ve benzeriyle ilgili tüm kararlar doğrudan onlardan geçiyordu. Aslında Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yapılanlar şimdi barış zamanında yapılıyordu. İşletmedeki führerizm ilkesi işçileri mal sahibine tamamen tabi kıldı. Alman ticaretindeki führer ilkesi on binlerce küçük ve orta ölçekli işletmeyi tamamen küçük bir mali oligarşi grubuna bağlı hale getirdi. Bunu görmek için Hitler'in kimleri ekonomi bakanı olarak atadığına, ve Reich gruplarının başında kimlerin bulunduğuna bakmamız yeterli. Ekonomiden başlayalım. Bakanlar Alfred Hugenberg, grubun eski adamı ve en büyük medya patronu. Krut Schmidt, dünyanın en büyük sigorta şirketi alyansın CEO'su. Halmar Schacht, finans dünyasının temsilcisi, bankacı ve yetkili. Hermann Göring, evet, naziler altında sıradan bir iş adamından önemli bir insan haline geldi. Hermann Göring'in işletmesine bakın. Kısa bir süre için sadece bir iş adamıydı. Sıradaki. Ve Almanya'nın yenilgisine çok yakın olan Hitler'i Alman iş dünyasının seçkinleriyle bir araya getiren iş adamlarının yardımcısı Walter Funk. Bay Funk'un durumu hakkında asılsız savlarda bulunmamak için tekrar askeri mahkemeye dönelim. Nazi komplosu ve saldırganlığı belge 2828 PS Walter Funk'la yapılan röportajın dökümü. Soru. 1931'de Nazi Partisi ile müzakerelerinizde temsil ettiğiniz sektörler hangileriydi? Cevap. Temsil doğru kelime olmaz. Hangi sanayici çevrenin beni Nazi Partisi'ne girmeye teşvik ettiğini söylemek daha yerinde olacaktır. Özellikle madencilik sektöründen olanlar yani kömür endüstrisinde Knepler, Kellerman, Voegler, Tangelman, Liem, Rosterg. Ayrıca Fischer, Reinhardt gibi bankacılık şirketlerinden, Schmidt, Hilgard, Winterfeld yani Siemens, Poensken, United Steelworks, Duisberg, IG Farben, Kastel, Herle gibi sigorta şirketlerinden bazı iş adamları, Ray Sanayi Birliği. Açıkça görülüyor ki, Ekonomi Bakanlığı tamamen patronların elindeydi. Bunu bildiğimizden, sahip oldukları donanımlar hiç şaşırtıcı değil. Örneğin, Rayh Endüstri grubunu ele alalım. Önce Krupp dümene geçti, ardından Heker, Trendelburg, Dirik ve son olarak da Zangen. Beşi de büyük iş adamlarıydı. Rai Sigorta grubu, Eduard Hilgard, Alyans Yönetim Kurulu üyesiydi. Bu örgütlenme biçimindeki belirleyici faktör, devletle girişimcilerin birleşmesiydi. İş adamları bir kişide bir kamu görevlisini ve bir özel kapitalisti somutlaştırarak iradelerini dayatmayı başardılar. Mutlak güce sahip işletmelerin führer'i haline gelen en zenginler sadece ekonomi politikasında değil, aynı zamanda daha zayıf meslektaşları üzerinde de mutlak güce sahip olarak tüm ekonominin führer'i oldular. Ne de olsa tüm bu örgütler zorla oluşturuldu ve tüm girişimcileri kapsamaları gerekiyordu ve seçilebilirlik yoktu. Özünde Naziler tarafından izlenen tüm politikalar devletin kapitalist ekonomik gelişme için zorlanmasından ibaretti. İktidar üzerinde patronların söz sahibi olması yeni bir şey değildi. Ancak Hitler yönetimi altında artık gizli bir bilgi de değildi. Ekonomi politikasının sonucu bu tabloda sunulmaktadır. Geri kalan işletmelerde sermaye yoğunlaşmasının artmasıyla anonim şirketlerin neredeyse yarı yarıya azalması söz konusu oldu. Fakir daha fakir, zengin daha zengindi. Ayrıca Ekim 1937'de sözde anonim şirketlerin yasal reformu yürürlüğe girdi. Bu reformu yarınca sermayesi 100 bin markın altında olan tüm anonim şirketler tasfiyeye tabi tutuldu ve yeni şirketlerin kurulmasına ancak en az 500 bin mark ile izin verildi. Buna mülksüzleştirenlerin mülksüzleşmesi denir kapitalist kapitalisti eziyor ancak kapitalizm bir bütün olarak gelişiyordu. Kartel kararnameleri ve anonim şirketler reformu başta küçük sanayicileri ortadan kaldırırken hükümetin aldığı diğer tedbirler esnaf ve tüccarlara ağır darbeler indirdi. 1937'de hükümetin talimatıyla on binlerce perakende satış mağazası, cirolarının yeterince yüksek olmadığı veya ilgili ticaret dalının aşırı yüklendiği gerekçesiyle kapatıldı. Ne de olsa on binlerce, yüz binlerce küçük spekülatörün ve zanaatkarın mahvolması kapitalizm için tipik bir süreçtir. En büyük kapitalistler pek çok küçük rakibi piyasadan eleyerek yalnızca pazarlarını emmekle kalmaz, aynı zamanda mahvolmuş mülk sahiplerini de proleterleştirir ve onları sadece birkaç kuruşa ücretli köleleri haline getirir. Tabii ki nazi ekonomisi de saf devlet kapitalizmiydi. Çünkü savaşa hazırlanmanın tek yolu buydu. Ama bu devlet kapitalizmini kim yönetti? Hitler mi? Nazi partisi mi? Tabii ki değil. Ekonomi, zenginlerin en zenginlerinin onları daha da zengin kılmak için sınırsız öz yönetimine teslim edildi. Çünkü faşizm gerçekte budur. Nihayetinde naziler, sahneye çıkmalarından önceki örgütsel çabaların altında yatan eğilimlere uygun nihai sonuçlara ulaşmak için araçlar sağladılar. Tüm büyük ölçekli ticari girişimlerde ortak olan kontrol modeli burada ekonomik faaliyetlerin bütün yelpazesini kapsayacak ve ülke çapındaki çıkar gruplarını tanzim edecek ve yönlendirecek şekilde genişletildi. Bu hiyerarşik model tüm Almanya'nın faaliyetlerini içerecek şekilde kademeli bir güç görev ve önem sırasına göre düzenlenmiştir. Mesleki ve işlevsel olarak kendi kendine yeten, her şeyi kapsayan, kat'i olarak sınırlandırılmış ve merkezi olarak yönlendirilen ticaret grupları, kamu gücü kavramıyla birleştiğinde şirket devletinin özünü oluşturur. Bu bölümde şirket devletiyle doğrudan ilintili olmasa da önem arz eden bir konuyu, özelleştirme konusunu görmezden gelemezdik. Weimar Cumhuriyeti hükümeti çok sayıda büyük sanayi şirketinin, bankanın ve gemicilik şirketinin hisselerini satın alarak ekonomik krizin üstesinden gelmelerine yardımcı oldu. Böylece devlet birçok büyük işletmenin ortağı haline geldi. Peki Naziler bunca mülkü nasıl elden çıkardı? Devlet sayacağımız varlıkları sattı. Deutsche Bank'ta %35 hisse, Commerzbank'ın %70 hissesi ve aynı biçimde Leipzig'ten Deutsche Bank Credit Anstalt'tan bir takım hisseler elden çıkarıldı. Tüm bu bankalar yeniden tamamen özel hale geldi. Nazi özelleştirmesinin bir kısmı Nürnberg yargılamalarına da konu oldu. 1937 ve 38'de Dresdner Bankası yeniden özelleştirildi. 1931 ve 32 krizlerinden beri Alman hükümetinin çeşitli kurumlarının elinde bulunan hisselerin %85'inden fazlası Esas olarak bankanın müşterileri ve ortaklarından oluşan hükümet dışı alıcılara satıldı. İşte başka bir ilginç dosya. 1932'de Verenik Deشتalwerke hisselerini devlete nominal değerinin %90'ına satarken borsada %22'den işlem görüyordu. Bu arada bu hisseler Naziler tarafından değil, mevcut hükümete en büyük rüşveti veren iş adamı Flick tarafından satıldı. Şimdi nedenini anladınız mı? 1936 yılında şirket hisselerinin tamamını geri aldı. Krupp Anonim Şirketi veya Yukarı Silesia Metalurji Fabrikaları veya Hugo Stines'in oğullarının Atlas Verge Tersanesi gibi diğer ağır sanayi kuruluşları da tamamen özel mülkiyet konumuna geçti. Leine Hamburg Amerika, North German Lloyd ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devlet sübvansiyonlarıyla işlerini geliştiren Hamburg Güney Amerika Buharlı Gemi Şirketi gibi... Tüm büyük Alman buharlı gemi şirketleri Hitler rejimi altında hisselerini geri aldı. Ancak tüm bu girişimcilik cennetine rağmen iki ekonomik gruplanmayı unutmayın. Kömür demir çelik için Dresdner Bank ve elektrik mühendisliği ile kimya için Deutsche Bank. Bu gruplar arasındaki mücadele hem üst düzey liderler arasında hem de tabanda birçok çatışma ve çekişme yarattı. Sözde bilim adamlarının Alman faşizminin birleşik sınıfsal çıkarlarından ibaret olmadığını iddia ederken arkasına saklandıkları bir kalkan görevi gören bir dizi yüzleşmede vuku buldu. Ancak bu grupların hiçbiri işçi sınıfını veya ekonomik kalkınmanın pasifist gidişatını desteklemiyordu. İşçileri dövüp dövmeme, kendilerini silahlandırma ya da silahlandırmama sorunu hiç gündeme getirilmedi. Nasıl silahlanacakları doğrusu ciddi bir anlaşmazlık konusuydu. Çünkü karar, Hangi grubun silahlanmadan daha fazla yararlanacağına bağlıydı. Kimya endüstrisi iştirakleri, askeri gücün temelinin sentetik benzin ve diğer kimyasal ürünlerin üretimine dayanacağı sözde derin silahlar ihtiyacını ileri sürdü. Ancak bu düzenli sözde uzun menzilli silahlar destekçileri tarafından sabote edilen ek büyük yatırımlar gerektiriyordu. Aynı zamanda her iki grupta İşçi sınıfının daha fazla siyasi ve iktisadi köleleştirilmesi için daha kararlı önlemler almaları gerektiğini, aksi halde herhangi bir yeniden yapılanmanın ve herhangi bir yönelimin kendilerine ihtiyaç duydukları sonuçları vermeyeceğini eksiksiz bir biçimde anlamışlardı. Naziler'in yaptığı da tam olarak buydu. Sermayenin maaşları, işçi hareketini ve komünistleri ezerek dünya çapında askeri saldırganlığın önünü açtı. Bölüm 7 SS Ektör Alman patronların hiçbir bahanesi olamaz. Hitler'i yalnızca finanse ettiklerini, yürüttüğü teröre sempati duymadıklarını söylemek büyük bir hata olur. Himmler ve SS'lerin işlerini finanse etmeyi görev sayan bir grup önde gelen Alman sanayicisi vardı. Hitler'in bizzat başlattığı Kepler çemberinden daha önce bahsetmiştik. Kısa bir süre sonra Kepler'in çevresi, Reisführer SS Heinrich Himmler'in arkadaş çevresine dönüştü. Üçüncü Reich boyunca, hatta 1945'in başlarına kadar bu çevre, akşam yemeği ve buluşmasından oluşan düzenli aylık toplantılarını organize etmeye devam etti. Himmler, grubun ana sponsoru oldu. Ayrıca Himmler'e yılda 1 milyon marka aşan mali katkılarda bulunmak, bu çevrenin rutin uygulaması haline geldi. Aşağıda Himmler'in arkadaşlarına Nazi inancının en içteki tapınaklarına kadar kişisel olarak nasıl eşlik ettiği anlatılmaktadır. Nürnberg'deki SS kutlamalarına birlikte katıldılar. Yeni SS adamlarının yemin etmesini görmek için birlikte Münih'e gittiler. Himmler arkadaşlarını Dahau ve Oranienburg'daki toplama kamplarına götürdü. Hatta Aralık 1943'te Himmler'in konuklarına SS tarafından uygulanan bu tür sert önlemlere ihtiyaç olduğu konusunda güvence verdiği Doğu cephesindeki karargaha geziler bile düzenlediler. Elbette dostlar çevresinin birçok özel toplantısında söylenen her şeyi bilmesek de Himler'in özel arkadaşlarına SS'in ne tür şeyler yaptığına dair bir fikir vermediğine inanmamız imkansız. İyi iş adamları olarak Himmler'in özel fonlarına katkıda bulundukları paranın nasıl harcandığını hiç şüphesiz merak ediyorlardı. Ve Himler meraklarını gidermiş olmalıydı. Himler amaçlarını saklamak için fazla zahmete giren bir adam değildi. Ancak çevrenin üyelerine SS'in ne yaptığını açıklığa kavuşturabilecek tek kişi Himler değildi. Himler'in baş yardımcıları da çevrenin üyeleriydi. Oswald Pohl da oradaydı. Oswald Pohl, SS Gruppenführer Waffen-SS Generali, SS Genel İdaresi Başkanı'ydı. Ana görevi, toplama kampı sistemini yönetmek ve mahkumlardan ele geçirilen varlıkları Rice Bank'a aktarmaktı. Toplama kamplarında işlenen suçlardan, toplu katliamlardan ve burada işlenen zulümlerden ayrıca zorunlu kölelikten mahkum edilip, Nürnberg'deki Amerikan Askeri Mahkemesi'nin kararıyla asıldı. Paul doğal olarak, toplama kampı işgücü gücü tedarikinden de sorumluydu ve bu bağlamda şunları söyledi. Akut insan gücü sıkıntısı nedeniyle neredeyse tüm silahlanma kuruluşları toplama kamplarından iş gücü elde etmek için ofisime geldi. Zaten çoğu durumda bu tür işçi çalıştıranlar sürekli olarak kendileri için çalışan mahkumların sayısının artırılmasını talep ettiler. Bilmeyenler için söyleyelim, Alman silahlarının üretiminin temeli özel girişimlerdi yani gittikçe daha fazla köle talep eden patronlardan bahsediyoruz. Şu anda dinlediğiniz flik davası bu iş adamlarından birine ithaf edilmiştir. Çemberin bir diğer üyesi olan Otto Ohlendorf'a. Otto Ohlendorf, Gruppenführer SS, Einsatzgruppe D komutanı. Operasyon alanı Ukrayna, Besarabya, Kişinev, Kırım, Kafkasya. Yahudilerin, çingenelerin ve komünistlerin kasıtlı olarak yok edilmesinden hüküm giydi. Birimi 13 Aralık 1941'de Simperefol'de 14 binden fazla insanın öldürüldüğü toplu katliamdan sorumludur. Nürnberg Askeri Mahkemesi'nin kararıyla asıldı. Ohlendorf, Uluslararası Askeri Mahkeme önünde en az 90 bin kişinin öldürülmesine katıldığını itiraf etti ve şunları söyledi. Alman ordusu Rusya'yı işgal ettiğinde güney kesimde Einsatzgruppe BD'nin lideriydim. Ve yıl boyunca yaklaşık 90 bin erkek kadın ve çocuk tasfiye ettim. Tasfiye edilenlerin çoğu Yahudiydi ama aralarında bazı komünist görevliler de vardı. Çember ayrıca birçok toplama kampı mahkumunun öldürüldüğü ve inanılmaz işkencelere maruz kaldığı tıbbi deneylerle bağlantılı olarak da kendisine yakışır bir biçimde temsil ediliyordu. Oswald Paul, bu deneyler için kurbanlar buldu. Wolfram Sievers, 3. Rahim ırk politikasının liderlerinden biri. SS Oberführer, berge Genel Sekreteri. Zorunlu tıbbi deneylerden ve toplama kampı mahkumlarını öldürmekten hüküm giydi. Nürnberg Askeri Mahkemesi'nin kararıyla asıldı. Ahnenerbe tarafından yürütülen araştırmanın doğası, Sievers tarafından Kasım 1942'de yazılan bir mektubun şu cümlesinden anlaşılmaktadır. Bazı antropolojik araştırmalar için 150 mahkum yani Yahudi iskeletinin gerekli olduğunu ve Auschwitz toplama kampı tarafından sağlanması gerektiğini SS rah liderine bildirdim. Elbette çevrenin bu üyeleri Flick ve Steinbreck'in SS suçları ile ilgili ayrıntılı bilgilerinin tek kaynağı değildi. Örneğin SS'lerin köle işçiliği programındaki önemli rolü onlar tarafından iyi biliniyordu. Özellikle Rur'daki kömür madenleri için yabancı işçileri işe almak üzere SS'in hizmetlerinden yararlandılar. Sanıkların diğer davalarda söylediklerini, savaş bitene kadar bu korkunç suçlar hakkında hiçbir şey bilmediklerini bu davada da söyleyeceklerine şüphe yok. Yahudi komşular ortadan kayboldu ve köşedeki Yahudi perakende mağazası el değiştirdi. İnsanların kıyafetlerinde sarı yıldızlar belirdi. Fransız ve Polonyalı işçiler birdenbire madenlerinde ve fabrikalarında çalıştırılabilir hale geldiler. Sanıkların birçoğunu tanıması gereken sayısız Alman gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Ancak bu sanıklar yine de hiçbir şey bilmediklerini söyleyecekler. Göring'le iş yaptılar. Himmler'le ve onun en gözü dönmüş meslektaşlarıyla düzenli olarak görüştüler. Ancak bizden tüm bu adamların Dr. Jekyll olması gerektiğine inanmamızı bekliyorlar. Dr. Jekyll, Amerikan kültüründe ortalama başarılı ve düzgün insan demektir. Himlerin zayıf yıllarında ona yardımcı oldular ve alıştığı yaşantısını sürdürmesini sağladılar. Ancak sorarsanız, Muhtemelen paranın nereye gittiği hakkında hiçbir şey bilmiyorlar iddia makamının arz ettiği tüm bu olgular son derece inanılmaz. Sonuç olarak çevrenin kurucusu Wilhelm Kepler tarafından derlenen Himler'e yakın olan kişilerin bir listesini sunuyoruz. Sadece 42 kişi. Bu tüm liste değil, sadece Kepler'in hatırlayabildiği kişiler. Aralarında Verengite Stalwerke, Flick, IG Farben, Dresner ve Deutsche Bankaları, Commerzbank, Allianz Sigorta, Siemens ve Bosch gibi firmalardan kişilerinde bulunduğu 23 girişimci yer alıyor. Bu kişilerden bazıları aynı zamanda SS üyesiydi. Nürnberg Askeri Mahkemesi tarafından mahkum edilen çemberin üyelerinden bazıları Paul Ohlendorf, Sievers, Flick ve Stinbrick ve ayrıca IG Farben fahri Obersturmbanführer SS'den bir iş adamı olan Heinrich Bütfisch zorunlu kölelikten hüküm giydi. Karl reichelt Resner bank Fahri SS-Oberströmban Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'yı yağmalamaktan suçlu bulundu. Ve verengi teştelverk eden Albert Fegler, askeri mahkemeye çıkarılacaktı ama Nisan 1945'te kendini öldürdü. Reichsführer SS'in arkadaş çevresi, eski mali sermayenin tepesinin ve yeni kurulan Nazi hiyerarşisinin birleşmesinin mükemmel bir örneğidir. İçinde Deutsche ve Dresden bankalarından ırksal araştırmalara ve tıbbi deneylere, boştan mahkumların altın dişlerinden ve çalınan çantalarından sorumlu olan Pola, Flick, Siemens ve Farben'in gelişmiş şirketlerinden Otto von Bismarck'ın torunları tarafından temsil edilen aşırı muhafazakar soylulara ve yüzbinlerce insanı idam eden Einsatzgruppe'ye sayısız örnek bulunur. Faşizm, sermayenin birçok ürününden biridir. On milyonlarca kurban, kan nehirleri, harap şehirler ve kasabalar mahvolmuş üretim. Bu sistem iPhone'lar ve ilaçlar üretebileceği gibi insanları coşkuyla diri diri yakabilir veya gaz odalarında boğabilir. Bölüm 8 Kurup Alman Savaş Kılıcı Ve şimdi genel tabloyu anlamak için sadece bir saat kadar harcadıktan sonra rahat bir vicdanla kurup şirketi hakkında konuşmaya devam edebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren kurup, Avrupa barışına karşı komplolar kurmuştur. Kurup, bir Nazi partisini destekledi ve her zaman Almanya'nın askeri gücüyle muktedir olacağı fikrini besledi. 1933'te parti ile bu ortak hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ittifaka girdi. İttifaktan önce ve sonra Almanya'nın saldırı savaşını yürütme kabiliyetine maddi olarak katkıda bulundu. Hatırlatmamız gerekir ki aynı yıl Gustav Krupp sözde Adolf Hitler Spende'yi, yani Adolf Hitler Fonunu organize ediyordu. Bu bankacılık ve tarım da dahil olmak üzere Alman endüstrisinin her alanından yıllık olarak toplanan bir fondu. Gelirler Hitler'in SA, SS ve Hitler Gençliği dahil olmak üzere çeşitli Nazi Partisi örgütlerinin emrine verildi. Krupp Nazi Partisine verdiği desteği, kişisel çıkar kaygıları doğrultusunda belirliyordu. Firmanın Weimar Cumhuriyeti'nden aldığı geliştirme siparişleri, firmanın konumunu ve bağlantılarını koruduğu için önemliydi. Ama grubun silah üretimine yaptığı yatırımlarla kıyaslanamazdı. O ölçüde bir katkı için Versay Anlaşması'nın kısıtlamalarından etkilenmeyen geniş çaplı bir silahlanma programı gerekliydi. Nazilerin vaat ettiği tam da buydu. Gustav Krupp, onların iktidara gelmelerine yardım ederek 1918'de girilen kumarın karşılığını alıyordu. Yeniden silahlanma taahhüdünde bulunan bir Almanya'da kurup, Reich'ın silah imalathanesi olarak yeniden boy gösterecekti. Kayıplar dönemi sona erecekti. Gerçekten de böyle olduğu kanıtlandı. Kurup yönetim kurulu, Nazi'nin iktidarı ele geçirmesinin ardından geçen ilk iş yılı için Şirketimiz 3 yıllık kayıpları ardından ilk kez kar sağladı şeklinde rapor verebildi. Rapor şöyleydi: Geçtiğimiz yıla damgasını vuran Alman ekonomisindeki yükseliş trendi fabrikalarımıza da gözle görülür şekilde yansıdı. Reich hükümetinin ulusal çalışmayı ilerletmek için tasarladığı önlemler halkımızın tüm endüstriyel yaşamına güçlü bir ivme kazandırdı. Ulusal bir temel üzerine kurulmuş güçlü ve yeni bir çalışma iradesi sınıf mücadelesinin yerini aldı ve yeni yasal düzenlemelerle özgür ifadesini buldu. Girişimcilerin sınıf mücadelesinin ne olduğunu ve neye yol açtığını çok iyi bildiklerini bir kez daha vurguluyoruz. Ve elbette gerçek girişimcilik özgürlüğü ancak yeni yasal düzenlemelerle mümkün olabilir. Faşizm sınırsız girişim özgürlüğü getiren işte böyle yeni bir biçime büründü. 1935'te firmanın vergiler, hediyeler ve rezervlerden sonraki net karı yaklaşık 57 milyon marktı. 1938'de 97 milyondu. 1940'da 111 milyon. Krupp firmasının karındaki bu artış, 3. Reich döneminde başlatılan muazzam silahlanma programının doğrudan sonucuydu. Nazilerin iktidarı ele geçirmesinden Almanya'nın yenilgisine kadar Hitler'le Krupp arasındaki ilişkiler son derece yakındı. Hitler belirli projelerin ilerleyişini denetlemek için sık sık Krupp'u ziyaret ederdi. Silahlanma sorunları hakkında üyeleriyle, özellikle sanıklar Alfred Krupp ve Erich Müller'le istişarelerde bulunur, genişleme planlamalarına katılırdı. Krupp tarafından üzerlerinde çalışılan hemen hemen her proje Hitler'in kişisel emriyle yapılırdı. Belki de her şeye rağmen Girişimciler savaşa gireceklerini bilmiyorlardı. Belki de istemediler. Grupta dahil tüm sanayicilere 4 yıllık planın amacının Almanya'yı savaşa hazırlamak olduğu söylendi. 17 Aralık 1936'da Göring, Hitler'in huzurunda Berlin'de, Group Industrie'de, Nazi hükümetinin savaş açma niyetinin açıkça belirtildiği bir konuşma yaptı ve şunları söyledi. Yaklaşmakta olan savaş muazzam bir üretim hacmi vaat ediyor. Yeniden silahlanma konusunda hiçbir sınır tanınamaz. Önümüzde iki alternatif mevcuttur. Ya zafer ya yıkım. Kazanırsak sermayenin kayıpları telafi edilecek. Bütün milletimiz tehlikede. Zaten seferberliğin eşindeyiz ve zaten savaştayız. Eksik olan tek şey silahların çekilmesidir. Naziler yeniden silahlanmaya hızla mutlak bir öncelik verdiler. Silahlara devasa harcamalar yapılıyordu ve dünya şimdiye kadar görülmemiş bir kan banyosuna girmeye hazırlanıyordu. Ve eğer IG Farben genel olarak endüstriyi savaşa hazırlamaktan sorumluysa, Krupp da Alman savaş kılıcını döven demirciydi. Her tür silah namlusu, tank, tank taretleri, zırh plakaları, kundağ motorlu silahlar, arabalar, obüsler, Havan topları, demiryolu ve uçak-savar silahları, denizaltılar, gemi zırhı ve deniz silahları, uzun vadeli tahkimat sistemi, Siegfried hattı, kalın Gustav ve Alman savaş makineleri için gerekli olan binlerce başka ürün, hepsi tek bir özel şirketin işiydi. 1 Mayıs 1940'da Rudolf Hess ve diğer önde gelen Naziler, Esento'yu ziyaret ederek kurup şirketine çalışmalarını, Nasyonel Sosyalist Model Fabrika olarak ödüllendiren altın bayrak verdiler. Gustav Krupp ödülü şu sözlerle kabul etti. Bu ödülü tüm Krupp çalışanları adına gururla alıyorum. Bu ödül kökleri 128 yıllık bir geleneğe sahipken yeni düzende yani Nasyonel Sosyalist Almanya'ya uyum sağlamak için organik olarak gelişen sosyopolitik tavrımızın onuruna verilmiştir. Bu sözler sanıkları isabetli bir şekilde özetlemektedir. Eklenecek bir şey yok. Krupp firmasının geleneği ve savunduğu sosyopolitik tavır, Üçüncü Rayh'ın ahlaki iklimine tam olarak uyuyordu. Böyle bir devletin işleyebileceği savaş, yağma ya da kölelik gibi her tür suçta bu adamlar gönüllü katılımcıydı. Naziler iktidara gelmeden çok önce kurup zaten bir nasyonel sosyalist model fabrikaydı. Bölüm 9. Avrupa'nın talanı. Yaşam alanı, devletin sürekli büyüyen canlı bir organizma olarak kabul edildiği bir teoridir. Vücut bir kez sınırları içine sıkıştığında, sözde doğal olarak bu sınırları genişletme eğilimi gösterir. İddiaya göre tüm bunlar doğal bir süreçtir. Yani bunun için hiçbir suçlama olamaz. Bu laflar sadece çöpten ibarettir elbette. Sıkışan kimdir? Sürekli büyümek isteyen sermaye. Madenleri, toprağı, ham maddeleri, fabrikaları kim alacak? Sermaye. Boş yaşam alanı üzerinde kim ticaret yapıyor? Sermaye. Yaşam alanı teorisi, sermaye için yaşam alanı teorisidir. Sermaye ya kendi kendine büyüyerek eski sınırları içinde sıkışır ya da rakipleri büyüyerek sınırları daraltır. Savaştan önce bile Alman Ray hükümeti Alman sanayicilerini Birinci Dünya Savaşı ve Versay Anlaşması'ndaki yenilginin bir sonucu olarak uğradıkları tüm mülk kayıplarının hesabını kapatmaya davet etmişti. Kurup'un Alman Cumhuriyeti'nden tazminat almış olmasına rağmen özellikle Lorraine'de kayıpları olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi kapitalistler arzu ettikleri hedefleri belirlemelidir. Sermayenin arzularına göre stratejik askeri hedefler inşa edilir. Mülkiyet, Politikacılara nereye hedef alacaklarını dikte eder. Çünkü politikacıların ekonomiye zarar verecek şekilde savaşmak gibi bir niyetleri yoktur. Bütün bunların bir o kadar tiksindirici yanı kapitalistler ve ordu hedeflerine ulaşamasa bile bedelini katliamdan sağ kurtulan işçilerin ödeyecek olmasıdır. Bu yüzden kayıpları kamulaştırmak için bir ulusa ihtiyaç vardır. Böylece tüm askeri maceraların bedelini ödeyecek birileri el altında olur. Savaş kapitalistler için her zaman bir kazan kazan piyangosudur. Bu nedenle ateşkes Lenin'in dediği gibi yeni bir halk katliamı için sadece bir hazırlıktır. Almanya'nın Avusturya'yı işgalinden çok önce Krupp firması, Avusturya'nın en önemli metal işletmesi olan Berndorfer Metalwaren fabrike gıpta etmiş ve boşuna göz dikmişti. Krupp, Berndorfer'i satın almakla ilgilenmeye başladığında Bendorfer hisselerinin 85'i Avusturya'nın ana bankalarından biri olan Avusturyalı Anstalt'a aitti. Ancak kurupun tüm çabalarına rağmen Avusturyalılar Bendorfer'deki çoğunluk hissesini satmaya istekli değildi. Mart 1938'de Avusturya'nın işgali ve ardından gelen Anschluss kurupa uzun zamandır aradığı fırsatı sundu. Krupp, Bendorfer hisselerinin satın alınmasının onaylanması için hükümete bağımlıydı. Ve dileği, Bendorfer işletmelerinin yalnızca kurupa satılabileceği talimatını veren Hermann Göring aracılığıyla gerçekleştirildi. Kreditanstalt Anschluss'tan kısa süre sonra bağımsız Avusturyalı karakterini kaybetti, baskıya boyun eğdi ve Bendorfer hisselerini Kuruş'a devretti. Ancak Çekoslovakya'dan yalnızca kısaca bahsedilmektedir. Sanıklar Almanya'nın bir dizi saldırısının sürekli artan üretim gerektirdiğini biliyorlardı. Artan üretim, daha fazla makine, daha fazla ham madde, daha fazla atölye, daha fazla işçi gerektirirdi. Grup liderleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında üretim kotalarının artırılmasını istediklerinde ve elde ettiklerinde, aslında bu üretim kotalarını uygulayacak yerel kaynakların yetersiz olduğunu biliyorlardı. Tamamen yetersiz kaynakları telafi etmek için yağma, talan ve köle işçiliği, bunları elde etmek için de Nazi unvanları talep ettiler. Sanıklar, Almanya'nın tutarlı saldırganlığının artan bir üretim gerektirdiğini biliyorlardı. Bazı sanayicilerin açgözlülüğü o kadar belirgindi ki, 1940 yılının Haziran ayında hem Göring hem de Walter Funk, önemli Alman iş adamlarını özel girişimciliğin aleyhine bir muhalefete neden olabilecek hiçbir aşırılığın yapılmaması gerektiği konusunda uyarmak zorunda kaldılar sorunun nasıl olacağını bilseler böyle saçma sapan uyarılarda bulunmazlardı. Alman işgalinin ardından aralarında Krupp'un da bulunduğu Alman endüstrileri Fransa'da ganimet avına çıktı. Krupp, Fransa'daki işgal altındaki bölgeye teknik uzman grupları gönderdi ve Krupp'un avantajlı bir şekilde devralabileceği Fransız şirketleri hakkında raporlar aldı. Krupp çok sayıda Fransız kuruluşunun mütevellileri ve sözde sponsorlukları yoluyla denetimi yasa dışı bir şekilde ele geçirdi. Montbölü Wolfram Cevheri Madeni de dahil olmak üzere madenlerde haklar ve menfaatler kazandı. Fransız cevher yataklarının ortak sömürüsü için diğer Alman şirketleriyle ortaklaşa kurulan Erzgele Schlaft, Fransız Yahudi mülkiyeti sorumlusunu tehdit etti ve böylece Liancourt'taki Austin fabrikasını kullanma ayrıcalığı elde etti. Alsas'taki Elmak fabrikasını devraldı diğer endüstriyel şirketler ve Hermann Göring Works ile birlikte Lorraine kok fırınlarına, gaza ve diğer mülklere el konulması ve bunların kullanılmasına katıldı. Fransız fabrikalarının tasfiyesine katıldı ve Fransız ham maddelerinin, makinelerinin, otomobillerinin, kentsel gayrimenkullerinin ve diğer mülklerinin, mallarının ve malzemelerinin yağmalanmasından yararlandı. Hollanda'da Alman yağma programının temel özelliği Ham maddelere, yarı mamullere ve makinelere fiilen el konulması ve bu tür malların Hollanda'dan Almanya'ya götürülmesiydi. Grup firması Hollanda firmaları ve bankalarıyla uzun süredir devam eden iş bağlantıları ve Hollanda'daki geniş hisseleri nedeniyle bu faaliyetlere katılmaya çok iyi hazırlanmıştı. Az önce açıkladığımız faaliyetler büyük ölçüde 1942'den 44'e kadar Hollanda'da Lager Aktion olarak bilinen yöntemle gerçekleştirildi. Bu esasen Alman demir ve çelik endüstrisinin yararına olan bir el koyma davasıydı. Ve bu süreçte yaklaşık 400 bin ton çelik ve demir borular, metal, saç ve diğer demir çelik ürünleri Almanya'ya sevk edildi. Rix Büro el konulan mevcut malzemelerin listelerini RWE'ye gönderdi. Ve bunun üzerine grupta da dahil olmak üzere üyeleri her firma tarafından istenen malzemeleri seçmek için Hollanda'ya temsilciler gönderdi. Bu şekilde ele geçirilen ürünlerin büyük bir kısmı elbette Krupp'a tahsis edildi. Krupp firması, Alman kontrolündeki Riksbüro tarafından belirlenen bir bedeli ödedi ve Hollandalı mal sahipleri bunu önceden müzakere etmeden kabul etmek zorunda kaldı. 1944 ve 45'te Almanların Hollanda'yı işgalinin son aşamasında Almanlar Rur Yardım Eyleme adlı daha da acımasız bir yağma programı başlattı. Rur'a götürülmek üzere Hollandalı makine ve aletlere bu şekilde el konulması apaçık bir yağmayla oldu. Krupp, Rur Yardım Eylemi'ne özellikle Hilversum, Rotterdam, Dordrecht ve Gorinchem'deki büyük Hollanda fabrikalarının yağmalanmasına katıldı. Son olarak insanlık tarihindeki en eşi görülmemiş soyguna geliyoruz. Sovyetler Birliği'nin kapitalistler tarafından soyulması. Sovyetler Birliği'ndeki Alman yağması batıda kullanılan biraz daha sinsi tekniklerin aksine tam bir açıklıkla ve uluslararası hukukun mecburiyetlerine yüzeysel de olsa uyma gereği görülmeden yürütüldü. Bunun neden böyle olduğunu izah edelim. Gerçek şu ki kapitalistler ilke olarak kamu kelimesini anlamıyorlar. Dünyadaki her şeyi ve ilişkiyi her zaman bir özel mülkiyet ilişkisi olarak görüyorlar. Sovyetler Birliği sosyalizm ve kamu mülkiyeti ülkesidir. Sektörün bireysel, özel sahipleri yoktur. Bu nedenle kapitalistlerin gözünde bu mülk kimsenin değildir. Ve eğer mülk kimsenin değilse o zaman onunla ilgili bir hak da olamaz. Doğal olarak dünyadaki tüm kapitalistler böyle düşündü. Ancak onları sosyalist mülkiyet tipini kabul etmeye zorlayan tek şey Sovyetler Birliği'nin gücüydü. Devam edelim. Bu hukuksuz politikalar gizli tutulmadı, ilan edildi. 17 Temmuz 1941'de Hitler alenen şunları söyledi. İlke olarak şimdi dev pastayı önce ona hükmedebilmek, sonra onu yönetebilmek ve üçüncü olarak da onu sömürebilmek için ihtiyaçlarımıza göre kesme göreviyle karşı karşıyayız. Üçüncü Ray hükümeti, Sovyet ekonomisinin sömürülmesine yönelik programı yürütmek için çeşitli yarı resmi kurumlar ve tekelci örgütler kurdu. Bu kurumlardan biri BHO'dur. Berg und Hotelwerke Gesellschaft Ost. BHO'ya Alman savaş ekonomisinin çıkarına Rus kömür ve demir endüstrisinin yanı sıra demir cevheri madenciliğini yönetme görevi verildi. Ve kurup firması Sovyetler Birliği'ndeki önemli yağma satın almalarının bazılarını BHO aracılığıyla gerçekleştirdi. Ağustos 1942'de Reich tarafından Krupp firmasına tahsis edilen Ukrayna'daki önemli fabrikaların Krupp tarafından yönetimini görüşmek üzere davalı Loeser'in ofisinde bir toplantı yapıldı. Sanık Korşan'a Ukrayna'daki bu fabrikalarda politika oluşturma, ham madde dağıtımını denetleme ve mali konularda karar verme etkisi verildi. Eylül 1942'de sanıklar Alfred Krupp, Loeser, Frisch ve Eberhardt'ın katıldığı bir toplantıda Ukrayna fabrikalarında mühimmat üretimine yönelik planlar hakkında işaretler yapıldı. Krupp'un, Reich'ın Ukrayna fabrikalarını işletme ve yönetim amacıyla devredeceği yeni bir şirket kurmasına karar verildi. Ayrıca Krupp şirketine devredilen fabrikalar arasında Maripol'deki fabrikaların da olduğu söyleniyor. Davanın diğer sayfalarında şunlardan bahsediliyordu. İliç ve Azak işletmeleri Kramatorks'ta A Netropetroks'ta Molotov Maripol'de elektrostal plant. Krupp, Rusya'daki büyük olasılıkla Donbas'tan bahsediyoruz, madencilik ve döküm işletmelerinden yararlanmak ve işgal altındaki toprakları stoklardan, ham maddelerden, hurda demirden ve diğer mülklerden arındırmak için çok sayıda plan ve programa katıldı. Gerçek bir liberalizm kutlaması. Alman orduları Sovyet topraklarından geri püskürtülürken, ele geçirilen Sovyet fabrikalarından bazıları acımasız bir yıkım programının parçası olarak yok edildi ve diğerleri sistematik olarak yağmalandı. İkinci tip endüstriyel yağmaya bir örnek, sanık Enrih Müller'in 20 Eylül 1943 tarihli bir mektubunda yer almaktadır. Bunu kısaca anlatalım. Bu mektup, Ukrayna fabrikalarından ele geçirilen ekipmanlarla birlikte birkaç vagonun Auschwitz'e ulaştığını söylüyor. Ayrıca liberal kapitalistler ekipmanı Almanya'ya nasıl taşıyacaklarını ve yolda nasıl kaybetmeyeceklerini epeyce tartıştılar. Böyle bir telaş içinde kimin çalacağını asla bilemezsiniz. Yugoslavya ve Yunanistan da payını aldı. Yani yeterince şüpheli vardı. Kurup girişimcilerinin vicdanına göre bunlar çok ciddi suçlardı. Bölüm 10. Sadece iş. Modern liberal propaganda, faşist Almanya'nın suçlarını, özellikle patronların payına düşenleri en iyi biçimde yumuşatarak tasvir etme eğilimindedir. Bütün bunların şeytani führerin işi olduğunu söylüyorlar. En iyi ihtimalle SS'lerin veya Gestapo'ların. Onlara kalırsa patronlar dönemin koşullarının mağdurlarıdır. Peki ama köle emeğini kullananlar ve toplama kamplarını ayakta tutanlar patronlar değil miydi? Asla! Bu tamamen SS'in suçuydu. Patronlar mahkumlara işkence yaptı mı? Asla! Hepsi şeytani nazilerin kabahatiydi. Patronlar da olan bitene karşıydı ama hepsi buna mecburdu. Savaş döneminin ünlü sermaye sahiplerinden biri de Yahudilerin kurtarıcısı Oscar Schindler'dir. Asil patron Schindler başta sadece para kazanmak istedi. Nazilerin yarattığı tüm dehşeti anlayınca yumuşadı ve Yahudilere yardım etmeye başladı. Tüm servetini buna harcadı. İzleyicilerin gözünü boyamak üzere kurulu bu patron propagandası toplumu iki gerçeği görmekten uzaklaştırır. 1. Şindler servetini köle işçiliğinden kazandı ve ne kadar Yahudi kurtarırsa kurtarsın onları kendi paralarıyla kurtardı. Tüm hümanizmi başkasının pahasınaydı yani. 2. Şindler cezadan kaçan bir köle sahibiydi. Birilerinin hayatını kurtarmak insanlığa karşı işlenen suçlardaki cezai sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Ancak o hala bir suçlu olarak kabul edilmiyor. Emalya'da 200 metrelik hortumlarım var. Evimde bahçemde 20 metre var. Sonunda arabalara ulaşabiliyoruz. Ne? Ne? Hujar ancak bu tür hikayelerin en önemli toplumsal işlevi, Nazileri ve patronları birbirinden ayrı tutmaktır. Tüm bu manyakça suçları işleyenin ordu olduğunu, iş adamlarının ellerinin temiz olduğunu iddia ediyorlar. Özel toplama kampları, işçi imhası, köle temini talepleri, özel fabrika muhafızları tarafından insanları ölesiye dövme ve benzeri şeylerin yaşanmadığını söylüyorlar. Gerçekten düzünelerce özel toplama kampını kim duymuş? Oysa hepsi de gerçekten vardı. Kurup vakası. Kurup firması tarafından kurulan ve kullanılan kamplar. Toplamda 50'den fazla. Hayır hayır hayır. Patronlar ve SS arasında aşılmaz dağlar yoktu. Ancak yine de belirtmeliyiz ki kurup diğer tüm girişimcileri geride bıraktı. IG Farben kimyevi ürün fabrikaları da köle emeği kullanan işletmelerden yalnızca biriydi. Sadizmin, vahşetin ve insanlara meta muamelesi yapmanın bu denli acımasız boyutlara ulaştığı başka bir yer yoktu. Alman savaş üretiminin önemli bir bölümü, bu sanıkların binlerce köle işçi, savaş esiri, toplama kampı mahkumları, İtalyan askeri ve işgal altındaki topraklardan gelen yabancı sivillerle hazırladığı toplamdan ibaretti. Nazi patronlarının ve köle emeğinin ortak hiçbir yanının olmadığı ortaya çıktı. Görünüşe göre insanların emeğinin gasp edilmesinden ve yok edilircesine çalıştırılmasından elde edilen kar, patronun sermayeyi özel ve yaratıcı biçimde kullanmasından kaynaklanmaz. Bu işler böyle yürür. Bir liberali kazıyın, altından bir faşist çıkar. Almanya'nın insan gücü kaynaklarının giderek tükenmesi iş gücünün üretimdeki ana darboğaz haline gelmesine neden oldu. Sanıklar Alfred Krupp, Loeser, Hodremont, In ve Von Buleov, RVK, RVE ve diğer sanayi dernekleri aracılığıyla şiddetli bir çözüm buldular. Bu dernekler, köle emeğinin işe alınması ve tahsis edilmesinden sorumlu tüm kurumlara ve endüstrilere baskı yapılmasından sorumluydu. RVK ve RVE temsilcileri, işçilerin zorla tedarikinde Wehrmacht ve SS temsilcileriyle iş tuttu. İşçileri, Alman nüfusunun geri kalanıyla örgütlenmekten ve kaçmaktan alıkoymak için silahlı muhafızlar, dikenli teller ve diğer önlemler kullanıldı. Kaçan birkaç kişi grubun fabrika polisine ve Gestapo'ya rapor edildi ve icabına bakıldı. 1942'de düzensiz savaş esirleri ve yabancı işçi orduları Esen'e tıkıldığında Sanıklar yani İN ve Gustav Fabrik Personel Dairesi Alman sivillere şunu hatırlatan bir genelge yayınladı. Tüm savaş esirleri hatta Fransızlar bile düşman devletlerin vatandaşıdır ve bu sebeple sivil Rus işçileri savaş esirleriyle aynı muameleye tabi tutulacaktır. İşgal altındaki ülkelerden getirilen işçilere ve özellikle toplama kampı mahkumlarına, doğulu işçilere ve Rus savaş esirlerine siyasi, ırksal ve dini gerekçelerle zulüm uygulandı. Krupp, Gustav Fabrik'in genelgeleri aynı suçlar için Polonyalı, Çekoslovakyalı ve Doğulu işçilere diğerlerinden daha ağır cezaların verileceği talimatını verdi. Krupp Berta işletmesinde yiyecek dağıtımında Rus savaş esirlerine ve Yahudi toplama kampı mahkumlarına karşı sistematik bir ayrımcılık uygulandı. Bu da iki grubun yabancı özgür işçilerin insan tüketimine uygun olmadığı gerekçesiyle reddettikleri yiyecekler uğruna çatışmalarına neden oldu. Yabancı kadın ve çocukların emeği savaş üretiminde ve diğer görevlerde kullanıldı. SS, bazıları sadece 14 yaşında olan 520 Macar Yahudi kadını ve kız çocuğunu Esen'e gönderdiğinde, sanıklar bu Henwald toplama kampının Esene olan işçi komando grubunu kurdular. Sanıklar, gözetimleri altında olan bu esirlere iğrenç davrandılar. Müttefik ordular yaklaştıkça ve artık emeklerine ihtiyaç kalmadıkça sanıklardan birkaçı Yansen Lehman ve Hodremont da dahil olmak üzere bu kadınların SS tarafından katledilmesi gerektiğine dair bir rapor hazırladılar. Kadınları SS'e teslim etmeye karar verdiler ve onları Esen'den çıkarmak için sanık Hodremont'un talimatlarına uydular. Kurup firması müttefik güçlerin esende sakat kalmış genç kadınları bulmasını istemiyordu Ve daha da önemlisi kurup yönetimi daha çok bebekler için oluşturulmuş özel bir toplama kampının varlığını gizlemek istiyordu Çocuklar ebeveynlerin doğum yapmasını zorunlu kılmak için ebeveynlerden ayrıldı ve yabancı işçilerin birçok çocuğu kurup yetkilileri doktorlar ve hemşirelerin ihmalinden ve kötü muamelesinden öldü Esen yakınlarındaki bir kampta kurup yabancı işçilerin çocuklarını zapt etmiş durumdaydı. 1943'ün sonlarında ve 44'ün başlarında 4 aylık bir süre boyunca 130 çocuktan oluşan grubun yaklaşık üçte biri öldü. Ölümlerin yarısı zafiyetten kaynaklanıyordu. Burada örneğin ölüler listesinden bir alıntı var. Görünüşe göre bazı kadınlar hamileyken işgal altındaki bölgelerden çıkarılmıştı. Kölelik altında doğum yaptılar, çocukları ellerinden alındı ve kurup bebek kampına gönderildi. Tanık Ernest Wirst'in ifadesinden alıntılar. Bu çocuklar kaç yaşındaydı? Yeni doğanlardan 2 yaşına kadar. Bunlar doğulu işçilerin çocukları mıydı? Evet, kampta doğmuşlardı. Siz onları gördüğünüzde bu bebekler Voerde kampında hangi koşullarda kalıyorlardı? Bir tür hapishane ranzasında ince ot minderlerden ibaret şilteler üzerinde yarı çıplak vaziyette. Bu çocuklarda kesin yetersiz beslenme belirtileri tespit ettiniz mi? Evet. Birçoğunun kafası şişmişti. Ama dikkatimizi çok uzun süre bu kampa yoğunlaştırmayalım. Devam edelim. Yemek verilmemesi sanıklar tarafından kullanılan geleneksel bir ceza biçimiydi ve açlıktan ölmek üzere çaresizce yiyecek çalmaya çalışırken yakalanan işçilere ağır ve acımasız cezalar verildi. Sanık Loeser, iş başında aylaklık ettiği düşünülen yabancı işçilere yiyecek verilmemesini emretti. Davalı Von Buelov, kurup personeli tarafından yiyecek çalarken yakalanan yabancı işçilere ağır fiziksel ceza verilmesi konusunda idareye açıkça yetki verdi. Yiyecek, sağlık önlemleri Tıbbi yardım, giyecek ve barınma yetersizdi ve sonuç olarak işçilerin çoğu hastalandı ve öldü. Oysa bir grup doktoru Esen'deki savaş esiri kamplarından birinde korkunç yaşam koşullarını, yetersiz beslenmeyi, ilaç eksikliğini tespit edip gereken uygun tıbbi tedaviyi tarif etmiş olmasına rağmen hasta sayısının pek de yüksek olmadığını mahkumların %9 ila 10 civarının hasta olarak teşhis edilebileceğini rapor etmişti. Ve ne yazık ki diğer kurup doktorları da öyle. İşten çıkarılma konusunda sert prosedürler olduğu için Esen'deki kurup hastanesinde çalışmak üzere kilometrelerce uzaktan yürüyerek gelen kişiler vardı. Belki de bu yüzden doğulu 54 işçiden oluşan bir gruptaki ölüm nedenlerini bildirirken 38'i tüberküloz, ve ikisi yetersiz beslenme vakası olmak üzere dış nedenlerden 4, kalanı çeşitli hastalıklardan kaynaklanan ölüm tablosu rapor edilmişti. Kurup toplama kampında emeğin sömürülmesine yönelik bir politika ve yaygın bir uygulama yürüttü. Bu toplama kampı mahkumları başka yerlerin yanı sıra Esen'deki Gusthal fabrikada çalıştırılıyordu. Ayrıca Polonya, Fransa ve kötü şöhretli Auschwitz toplama kampı da dahil olmak üzere bir dizi başka işletmedi. Çok sayıda başka önemli kurup projesi, bu projelerin yürütülmesi için toplama kampı mahkumlarının emeğinin mevcut olacağı varsayımı ve niyeti üzerine planlandı. Kurup'un kendi fabrikalarındaki köle işçi programının kapsamı yaklaşık olarak ölçülebilir. Ancak Esen'deki kayıtlar bir tarihte Almanya'da Kurup tarafından tahminen 75 bin köle işçinin kullanıldığını ortaya koyuyor. Kapitalistin karı sermayenin kullanımından gelir. Girişimcilik yeteneklerinden ve sermaye kullanımından. Savcılığın sunduğu diğer kayıtlar ve ifadeler, toplam sayının kurup tarafından Almanya'da yabancı ülkelerde ve toplama kamplarında köle olarak sömürülen yaklaşık 100 bin kişiyi ortaya koyuyor. Kanıtların eksik olduğu ve ölümler, kaçışlar, eski fabrikaların terk edilmesi ve yeni fabrikaların kurulması gibi olaylarda hızlı bir dönüşüm olduğu düşünüldüğünde, kurup köle işçilerinin toplam sayısı çok daha fazla olmalıdır. Kendi ülkelerinde sömürülen ve sıklıkla köleliğe varan kısıtlamalara tabi tutulan çok sayıdaki yabancı işçi, bu sayılara dahil değil. Sanıkların tümü karargahlarını esende kurdular. Böylece oradaki köle işçileri her gün görebiliyorlardı ve gözetim altında tutabiliyorlardı. Hepsi ya da neredeyse tamamı köle işçi çalıştıran diğer kurup fabrikalarını ziyaret etti. Tüm Vorstand üyeleri ve yardımcıları köle işçi temin etme, sömürme ve kötü muameleye katıldı. Giderek daha fazla sayıda köle işçi için istek ve taleplerde bulunmak için inisiyatifi ele aldılar. Bazen istedikleri yabancı iş gücü kategorilerini belirliyorlardı ve özellikle 1942'den sonra taleplerin yabancı siviller veya savaş esirleriyle fazlaca karşılanacağından son derece emindiler. Almanya'daki hiçbir özel şirket, kadın toplama kampı mahkumlarını kabul etmeye zorlanmadı aslında. Kurup onları gönüllü olarak, isteyerek aldı. Bu sanıklar, köle emeğinin tüm kategorilerinin sömürüsünü ayrıntılı olarak örgütlediler. Gördüğünüz gibi Alman girişimcilerle Naziler arasında katı sınırlar yok. Yahudi kurtarıcı Şintler vasat bir istisna suç teşkilatında yalnızca bir damla. Yüzbinlerce insan özel işletmelerde sömürüldü. On binlercesi burada işkence edilerek öldürüldü ve fabrikanın özel güvenlik hizmeti de SS manyaklarından farksızdı. Köle emeği kullanan şirketler arasında şunlar gibi tanınmış devler vardı. Dresdner Bank, Deutsche Bank, Allianz Sigorta Şirketi, Thyssen, Krupp, Flick, Volkswagen, BMW Mercedes, Messerschmitt, Junkers, Degussa, Siemens, Bosch, Bayer, Basf, Akfa, Hoechst, Henkel ve hatta Amerikan Ford ve General Motors. 1944'te Almanya'da köleleri şu ya da bu şekilde kullanmayan büyük ölçekli bir üretim bulmak neredeyse imkansızdı. Bölüm 11 Mecburiyet Bahanesi suç işlemeye zorlama gibi önemli bir durumu reddetmek veya görmezden gelmek imkansızdır. Sanayi yanlısı propagandacılardan bir kısmı işlenen zulümlerin kabul edilmesi yoluna gitti. Bir yandan kimileri de diyorlar ki, evet böyle korkunç uygulamalar vardı. Ancak girişimciler, Rayh'ın üretim programını yerine getirmeyi reddetselerdi, tüm mal varlıklarına el konacaktı ve toplama kamplarında kendileri çürüyecekti yaşamları ve refahları risk altında olduğu için tank ve uçak inşa etmek ve köle emeği kullanmak zorunda kaldılar. Bu nedenle masumlar. Bunların hepsi kötü naziler, Gestapo, SS ve şahsen Hitler yüzünden oldu. Aynı savunma sanıkların avukatları tarafından da ileri sürülmüştür. Varsayalım ki Krupp için bu savunma geçerliydi. Peki ya diğerleri? Diğerleri bakımından belki her şey biraz daha belirsizdir. Ancak her halükarda sanıkların suçu sabittir. Her durumda mahkeme, kurup yetkililerinin gönüllü olarak hareket ettiğini ortaya koydu. Patronların iradesi ve arzularıyla hükümetin çıkarları örtüşüyordu o kadar. Ama sabırlı olalım. Her şeyden önce savcılık, sanıkların suçlarıyla kıyaslandığında mecburdum, zorda kaldım savunmasının geçersiz olduğu görüşündeydi. Masumiyet karinesi artık işlemez. Suç sabittir. Yani artık aksini ispat yükü sanıklardadır. Savunma sanıklara zorunluluk hali altında işlenmiş fiillere ilişkin yasanın uygulanması gerektiğini, zira 3. Rayh'ın zorba ve baskıcı rejiminin sanıkları mecburiyet altına soktuğunu ileri sürmüştür. Bununla birlikte güvenilir ve kesin kanıtlar burada suç olarak yüklenen fiilleri işlerken sanıkların zorunluluk hali anlamında rah yetkilileri tarafından uygulanan zorlama veya baskı altında hareket etmedikleri konusunda şüpheye yer bırakmıyor. Zorunluluk hali altında işlenen fiillerde, kişinin irade ve düşüncelerinin fiilleriyle uyuşmadığına ve bu nedenle sorumluluk atfedilemeyeceğine inanılmaktadır. Bir kişinin iradesiyle iddia edilen baskıyı gösteren kişinin iradesi örtüşüyorsa, o zaman hiçbir haklılık söz konusu olamaz. Durum tam olarak buydu. Örneğin en yüksek askeri komutanlığa hitaben kaleme aldığı bu mektupta kurup yönetimi doğrudan şöyle yazıyor. Biz çok yakın bir gelecekte Rus savaş esirlerini istihdam etmeye çok hevesli olduğumuz için bu konudaki görüşlerinizi mümkün olan en kısa zamanda bildirirseniz minnettar oluruz. Bunu bir dizi başka örnek takip etmektedir. Kurup liderliğinin köle emeği kullanmadan emellerini yerine getirmenin imkansız olacağını önceden varsayarsak, mümkün olduğu kadar çok askeri esir almaya çalışması özellikle ilginçtir. Krup yetkilileri, tesislerinin ve faaliyetlerinin herhangi bir şekilde genişletilmesinin, işgal altındaki topraklardan, savaş esirlerinden ve toplama kampı mahkumlarından getirilen esirleri çalıştırmayı gerektireceğini çok iyi biliyorlardı. Savcıdan ilginç bir iddia daha geldi. Buna göre, fiilen baskı altında hareket ettikleri varsayılsa bile, Yalnızca sanıkların kendileri için verilecek ceza ile orantılı olacak suçlarla tehdit edilmiş olmaları durumunda zorunluluk halinden söz edilebilecekti. Kısacası savcı şunu diyordu: Köle kullanmaya, dövmeye ve öldürmeye zorlandıysanız, aynı şeyle tehdit edildiğinizi kanıtlamanız gerekir. Sadece bu durumda haklı olduğunuzu iddia edebilirsiniz. Sadece kurup şirketleri hakkında değil, aynı zamanda genel olarak diğer patronlar hakkında da konuşurken Rah Silahlanma ve Mühimmat Bakanı Albert Speer'e soruldu. Sanayici hükümetin talimatlarına uymayı reddederse ne olur? Cevap şuydu. A. Sanayici fabrikasını kaybedecekti. Fabrikası üzerinde herhangi bir etkide bulunma olasılığını yitirmiş olacaktı. Bu tür durumlar meydana geldi. Ancak sanayicinin reddetmesi nedeniyle değil, yalnızca bir fabrikanın düzenli olarak gerekli üretimi, yani karı elde edememesi nedeniyle ortaya çıktı. Örnek olarak pozisyonu Krupp'un istediği dışında dolduran Krupp Markstedt'in fabrika müdürünün işten çıkarılmasını ve yerine bir Hamburg fabrika müdürünün getirilmesinden bahsedebilirim. Dolayısıyla hükümetin talimatlarına uymayı reddederlerse patronların mülklerine el konulacaktı. Ancak maldan yoksun bırakma tehdidi, insanları soyma, köleleştirme, aç bırakma, işkence yapma, sakat bırakma ve öldürme hakkı vermez. Ayrıca kurup bir aile şirketidir. Uzun zamandır şirket tek bir kişiye aitti. Bu durumda bu kişi Gustav Krupp Alfred Krupp'un oğluydu. Yönetim kuruluysa genellikle işe alınan personelden ibaretti. Bu sanıkların çoğunun işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Hayal edebiliyor musunuz? Nazilere sürekli olarak her konuda yardım etmeye ve kişisel olarak suç işlemeye zorlandıkları iddia ediliyor. Çünkü yönetim kurulundaki sıcak koltuklarını kaybedebilirlerdi. Düşünsenize, ne büyük bir trajedi. Ancak sanayi dünyası yanlısı propaganda şunu savunuyor. Lütfen bunun onların suçu olmadığını anlayın. Öldürmeye zorlandılar. Aksi takdirde kovulabilirlerdi veya mallarını kaybedebilirlerdi. Ancak burada bir çizgi çekmeliyiz. Hitler yönetimindeki patronlar için hiçbir zaman tam bir cezasızlık durumu söz konusu olamaz. Örneğin savaş sırasında bozgunculuk yapanlar gerçekten bir toplama kampına gönderilebilir ve hatta memur, işçi veya girişimci olmasına bakılmaksızın idam edilebilirlerdi. Ama bunlar savaş zamanında olağan karşılanabilecek şeyler olsa dahi patronlar için geçerli değildi. Fonksiyonlarını hükümetin çıkarları doğrultusunda yerine getirmeyi reddederlerse patronlara ne olacağından söz ettik. Gördüğünüz gibi kritik bir şey olmayacaktı. Speer'in ifadesine ek olarak grubun meslektaşı Frederick Flick sorgulandı. Savcı onu çapraz sorguya çekti. Ancak Flick, hükümet tarafından belirlenen herhangi bir kotayı karşılayamadığı için toplama kampına konabilecek tek bir Alman girişimcinin adını bile veremedi. Savcı toplama kampına gönderilme tehdidiyle ilgili tartışmaların devamında şunları söylüyor. Gustav Krupp'un Hitler üzerindeki etkisi ve dostluğu ve şirketin genel olarak Almanya'daki etkisi düşünüldüğünde bu olasılığı tasavvur etmek zordur. Krupp sadece savaş hazırlığında hayati bir faktör değildi. Aynı zamanda Gustav Krupp Hitler'in yakın arkadaşıydı. Gustav Krupp Nazi Partisi'nin iktidara gelmesiyle sonuçlanan kampanyada yalnızca büyük meblalarda para bağışlamakla kalmadı, diğer etkili sanayicilerin Hitler'e desteğini sunmasında öncü bir rol oynadı. Savaş yılları boyunca o ve Krupp firması Hitler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmaya devam etti. Ayrıca sanıkların hükümetin talimatlarını doğrudan ihlal ettiği ancak herhangi bir ceza almadığı durumlar da olmuştur. Üç örnek mevcuttur. Sanıklar doğrudan bir Gestapo kararnamesine aykırı olarak doğulu işçilerin hamileliğini sonlandırmayı reddettiler. Ardından savaş sırasında barış zamanı ürünlerinin üretimini azaltmayı reddettiler. Üçüncüsüne burada ayrıntılarıyla değineceğiz. Üçüncü örnek, Rahbontlar'ın Krupp firması tarafından satışıyla ilgilidir. Yargılama sırasında Krupp'un muhasebe bölümü başkanı Schroeder tarafından tanık sıfatıyla anlatılmıştı. İfadesinden, 1943'te kurup yetkililerinin savaşın kaybedildiğine ve sonrası döneme bakarak yeni bir politika benimsemenin gerekli olduğuna ikna oldukları anlaşılıyor. O zamanlar şirket 200 milyon mark tutarında devlet tahvili biriktirmişti. Schroeder bu durumu şöyle ifade etti: "Bunları kademeli olarak satmaya başladık. Böylece savaş bitmek üzereyken elimizde sadece 68 milyon mark tahvil vardı. Bilerek hepsini satmadık. Çünkü bu çok dikkat çekerdi ve çok fazla bozgunculuk kokusu yayardı. Bu nedenle belirli bir miktar tahvil tutmak zorunda kaldık. Tanık ayrıca bunun çok tehlikeli olduğunu ve dolayısıyla büyük bir gizlilik içinde yapıldığını ifade etti. Sebebi ne olursa olsun bu tahvillerin satışı, cezası ölüm olan rah yasalarına göre vatana ihanet anlamına geliyordu. Bu vakada, hakkında çok şey söylenen korkunç Gestapo'nun tespit etmesi ve önlemesi gereken şey tam da buydu. Tahvillerin satışının açıktan yapılmadığı doğru. Ama kurup firmasının sahipleri ve yetkilileri kadar etkili ve önemli kişiler söz konusu olduğunda riskin büyük olduğu kabul edilse bile açıktır ki böylesine büyük bir işlemin söylendiği gibi bir tehlike söz konusuysa hemen tespit edilmesi gerekirdi. Yukarıda tespit edilen gerçekler üzerine sanıklar kurup, Loesser, Hudremont, Müller, Jansen, In, Ebert, Kroşan, von Buelov, Lehman ve Kupke'nin hakkında artık iddianamenin 3. bölümüne gelmişken suçlu olduklarına dair kuvvetli bir şüphenin oluştuğunu görüyoruz. Zira bu nedenle Krupp firmasının yetkilileri Nürnberg Mahkemesi tarafından cinayete, imhaya, köleleştirmeye, hapsetmeye ve işkenceye katılarak insanlığa karşı suç işlemekten resmen suçlu bulundu. Bölüm 12. Suç ve ceza. Gustav Krupp, büyük savaş suçları listesindeki tek Alman girişimcidir. Ancak uluslararası askeri mahkemedeki duruşma sırasında sanığın mahkemeye çıkamayacağı ortaya çıktı. Sağlık kurulu onu deli ilan etti. Daha sonra Gustav'ın oğlu Alfred Krupp Amerikan askeri mahkemesine çıkacak. Toplamda müteakip Nürnberg davaları adı verilen 12 dava olacaktı. Krupp'un davası 10.ydu. Alfred Krupp, kişisel mallarına el konulmasıyla birlikte 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar. Ortalama olarak 9 yıl. Bir sanık beraat etti. Elbette tüm bu cezalar suçların ciddiyeti göz önüne alındığında çok mütevazı. Bununla birlikte Amerikan soruşturma makamları işlerini oldukça iyi yaptılar. Muhtemelen onlar hakkında herhangi bir şikayet yoktur. Genel olarak sanayi dünyası yanlısı adalet gerçekleri çarpıtmıyor ancak bu tür suçların kamusal önemini çarpıtıyor. Sorun burada yatıyor. Sonraki Nürnberg süreçleri her şeyden önce kapitalisttir. Yargıçlardan politikacılara, avukatlardan gazetecilere kadar herkes kapitalizmi savundu. Kapitalistler başka türlü düşünemez, hissedemez veya hareket edemezler. İş adamları sermaye tarafından, sermaye için yargılanır. Anlıyor musunuz? Sanki bir köle sahibi başka bir köle sahibini kölelik için yargılıyor. Bu zaten başlı başına bir suçtur. Bu tür koşullarda nesnellik beklemek imkansızdır. Örneğin mahkeme başkanı yani adli sürecin başkanı sanıkların mal varlığına el konulmasına açıkça karşı çıkmış ve bunu muhalefet şerhi şeklinde özellikle vurgulamıştır görünüşe göre mantığı şuydu Hitler yönetiminde savaştan önce elde edilen her şey yasal olarak elde edildi yani faşist ekonomi işçilerin çalışma haklarından mahrum bırakılması feodal boyun eğdirme sistemi kesinlikle yasaldı bir mülkün daha sonra nasıl ve niçin kullanıldığına bakılmaksızın ona dokunamazsınız her ne kadar bu sözde meşru mülkiyet on binlerce köleye karşı bir tür suç aleti haline gelmiş ve binlerce kişi işkenceyle öldürülmüş olsa da el koyamazsınız zira bu kutsal özel mülkiyet hakkının ihlalidir. Genel olarak konuşursak durum müttefikler için son derece elverişsizdi. Çünkü antikomünist bir cephe oluşturmak için Almanya'nın işgal altındaki bölgesinde tutunmaları gerekiyordu. Soğuk Savaş işte adalet çarkını sonsuza kadar çalıştırırsanız en büyük Alman işletmeleri sahipsiz kalacaktır öyle ya da böyle bu istikrarsızlığa yol açacaktır. İstikrarsızlığı önlemek için bir şey bulmak gerekiyordu, buldular. Suçlulara af tanımak ve el konulan bütün malları iade etmek. Komünizm karşıtı bir cephe oluşturmanın tek yolu buydu. 23 Mayıs 1949'da Almanya Federal Cumhuriyeti ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa askeri yönetimlerini tasfiye ettiler. Bundan böyle kazanan ülkeler yüksek komiserleri tarafından temsil edileceklerdi. Amerikalıların yüksek komiseri John Macloy'du. 31 Ocak 1951'de yüksek komiser, mütakip Nürnberg davalarında hüküm giymiş tüm patronlarda dahil olmak üzere savaş suçlularına af tanımaya karar verdi. Aynı zamanda Alfred Krupp'a el konulan tüm malları iade edildi. Çünkü Macloy'un da belirttiği gibi kişisel mallara el konulması Amerikan adalet anlayışına aykırıdır. Kısa bir süre sonra Macloy, bugün mali holding şirketi J.P. Morgan Chase'in bir parçası olarak bilinen Chase Manhattan Bank'ın yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacaktı. Tesadüf mü? Hapisten çıktıktan sonra Alfred Krupp, milyarder olarak hayatını devam ettirdi. Hemen firmasının eski konumunu geri kazanmaya başladı. Tümüyle özgür olduğu söylenemez tabii. Bu imkansız. Ancak gerçek şu ki, Grup bugün hala var. 20. yüzyılın sonunda savaş sonrası yılların tüm zorluk ve olumsuzluklarından başarıyla kurtulan Tyson şirketiyle birleşti. İyi anlaşıyorlar. Faşizm kazandı.